Efendim merhabalar. Mutlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum sizlere. Hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. CNN Türk Masası programı başlıyor. Ben Fulya Kalfan. Şimdi hem iç hem dış politika adam yine hareketli bir haftayı geride bıraktık kuşkusuz. İktidar ve e, muhalefet cephesinde gündem e, aslında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu pas verdi bize golü attık ifadesini kullandı ve bu ifadeyle birlikte muhalefet cephesinden de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler yüksek perdeden gelmeye başladı diyebiliriz belki de. Peki Sayın Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyordu amacı neydi konuklarımızla değerlendireceğiz. Bir diğer yandan dış politikada politikadaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pragdaki yaptığı açıklamalar tüm sıcaklığını koruyor konuşacağız bu akşam aslında bu ve benzeri konular konu başlıklarımızdan olacak zaman el verdiğince süremiz el verdiğince konuşacağız uzun soluklu da bir yayın olacak bu arada CNN Türk masası hashtagini hashtaginde kullanarak arzu ederseniz soru görüş ve önerilerinizi Twitter üzerinden bizlere iletebilirsiniz tabii kimlerle beraberiz bu akşam ben hemen kıymetli konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Sayın Doktor Masum Türker. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. İyi yayınlar size de. E, Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Hasan Batri Yalçın da bizlerle. Sayın Merhaba. Yalçın siz de hoş ben geldiniz. E, Kamuoyu araştırmacısı Sayın Murat Sarı bizimle. Sayın Sarı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ve e, emekli jandarma kurmay albay altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve ASAM uzmanı sayın doktor Eray Güçler de bizlerle birlikte. Sayın Güçler Teşekkür siz de hoş geldiniz. Çok sağ, sağ olun. ve e, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi akademisyen e, sayın doktor Alihan e, Limoncuoğlu da bizlerle birlikte. Sayın Limoncuoğlu siz de hoş geldiniz. Hoş efendim, bulduk iyi yayınlar dilerim. Şimdi gündem sıcak. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım değerli izleyenler. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta e, Alevi vatandaşlarımız için kurumsal yapı kuruyoruz açıklamasını yapmıştı. Şimdi bir kıymetli konuğumuz bize eşlik edecek. E, Cem Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Esma Ersin ve kendisiyle konuşacağız. E, Sayın Ersin merhabalar, hoş geldiniz CNN Türk Masası'na. Merhabalar. E, Sayın Ersin, şimdi e, öncelikle bu e, yeni yapılan düzenleme... E, Alevilerin beklentilerine karşılık verdi mi? Ne söylemek istersiniz? Tabii ki. Bir her zaman sıfırdan büyüktür. 1600 yıllık sorunlardan bahsediyoruz. Bir yanda çözülme gibi bir şans yok ama Cumhuriyet tarihinde atılmış en büyük adım attı Sayın Cumhurbaşkanımız. şöyle bir gerçek var. Biz her zaman hakkımızı aramak gibi bir nitelik taşımadık. Biz her zaman dedik ki devletimiz babadır ve her evladını bir ve beraber eşit olarak görüyor. Bize uzatılan elin her zaman yanında karşısında değil de yanında olduk ve uzatılan ele cevap verdik. E, bu yüzdendir ki bu adımlar sonucunda 2009 yılından beri süre gelen bu e, açılımlar bugün bir sonuca vardı, bugün bir nihayete vardı. Ve çok büyük gelişmelere de gebe. E, iktidarımıza çok teşekkür ediyorum bu açıdan. E, gerçekten Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Evet, duyabiliyorsunuz değil mi? Evet. Benim evet. Sesim evet evet peki e, şunu da sorayım size şimdi e, yeni dönemde e, görev yapacak olan Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı e, ne zaman çalışmaya başlayacak ve hangi görevleri e, yapacak? E, bununla ilgili de böyle bir e, düşünceniz, beklentiler nelerdir onu söyleyebilir misiniz? Böyle süreç e, Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla devam ediyor. Zannedersem tahminimce söylüyorum yılbaşından önce bir sonuca varacak. Ee, Çalışmalar da şu şekilde ilerleyecek, sahada belli e, temsilciler olacak ve o temsilciler e, sorunları tek elden çözüm açısından büyük bir kolaylık sağlayacak. Cem evlerinin bazı sıkıntıları, bazı sorunları var, bazı eksiklikleri var. Bunları gidermek babında genel bütçeden ayrılan payla işlemler biraz daha kolaylaşacak ve hafifleyecek. Ama e, anlattıklarınızdan şunu anlıyorum aslında Sayın Ersin, yani bu e, sorunların e, çözümünde e, önemli bir, Adım olacak, bir başlangıç olacak öyle ifade edebilir miyiz? Yani yüzde sekseni aşılmış bir boyuttadır. Zamanla da olgunlaştıkça da tamamı kapanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük adımlar atılan adımlar. Peki. Tarihinde olan ilk şeyler. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Cem Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Esma Ersin, bu yeni kurulan, ...kurumsal yapıyla alakalı görüşlerini aktardı bize. Teşekkürler, sağolunuz. Sayın Masum Türker, sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi bu atılan adımı nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi Sayın Ersin, Cem Vakfı Başkan Yardımcısı aslında bu atılan adımın önemli olduğunu söyledi... ...ve büyük ölçüde çözüm olacağını ifade etti. Ve aslında ilk kez böyle bir adım atılıyor ve önemli bulduğunu da ifade etti... Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda temel taşlardan birisi ülkemizde yaşayan Aleviler ve Bektaşilerdir. Alevilik ve Bektaşilik yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmesinde, çeşitli ülkelerin fethedilmesinde önemli bir rol oynamış hatta Yeniçeriler Ocağı'nda e, mezhepsel fa çalışmalar ön plana çıkmıştır hep. Baktığımız zaman tarihe. Ama nedense Yavuz Sultan Selim'den sonra bu durum değişti, farklılaştı. Türkiye'de özellikle Anadolu'ya gelirken takındıkları tavırda birdenbire bir ayrımcılık ortaya çıkmaya başladı. Ve bu ayrımcılığın bir nedeni de aslında Osmanlı İmparatorluğu gelişirken Türk ırkının çok fazla devlet yönetiminde yer almaması daha çok devletin çocuklarının istihdam edilmesine de dayanıyor. Bu politikaydı. Ama Cumhuriyet bu işi aslında kuruluştaki o milli bilinç birliktelik dolayısıyla hiçbir zaman bu ayrımcılığı almadı. Ama nedense özellikle Diyanet işleri kurulduktan sonra bir girişim görünse de gerçekleştirilemedi ve Alevi vatandaşlarımızın dini inançlarını yerine getirmelerinde yararlandıkları ibadethaneler, ibadet yararlandıkları kültür merkezi dedikleri faaliyetler bu eylemlerin dışında çıkarıldı. AK Parti 20 yıl evvel iktidara geldiğinde yaptığı çalışmalarından birisi zannedersem 2008'li yıllardaydı yani hatırımda şimdi kesin olarak yok ya da 2010'daydı o yıllarda bu konuda çalışmalar yaptı Alevi vatandaşların temsilcilerini bir araya getirdi nasıl çözüm buluruz dedi bu konuda da daha evvel aslında bugünkü iktidarı temsil eden düşüncenin hakim olduğu siyasette bu konular reddedilirdi. Ben nereden biliyorum? Allah rahmet eylesin. Ahmet Bilen Tecevit ilk defa ee, Nevşehir'de bek, e, Nevşehir'de konuşma yaparken bir Bektaşi Üniversitesi kurulması fikrini dile getirdiği zaman çok büyük eleştiri almıştı. Ama daha sonraki yakın zamanda böyle bir üniversite kuruldu. Ve bu konuda hiç de bir tartışma yapılmadı. Onun için şu anda bulunduğumuz ortamda, iklimde bu kimliğe dayalı mezhep ayrıcılığına son verilmesi fevkalade güzel bir şey. Tabii e, iktidarların, iktidar kim olursa olsun daima yaptıklarına birileri muhalefet eder. Birileri farklılık yaratmaya çalışır. Bu konuda Alevi vatandaşlarımızın ve din yerlerindeki birinci il, e, muhalefet bir de kendi işlerinde çıkıyor bu muhalefet. Mesela dedelerin maaşlı olmamalarını savunan bir grup var. Aslında maaşlı kadrolu olmalarını savunan bir grup da var. Yani kendi aralarındaki bu çatışmayı, bu tartışmayı biliyoruz. Kamuoyuna yansıyordu. Ama ben parlamentodayken hatırlıyorum. Örneğin bu cemevlerine yardım yapılması doğrudan doğruya mümkün değildi. Onun için o tarihte komisyonda görev alanların yetkisine tahsis edilecek para miktarları yani yatırım anında bir miktar bırakılırdı. Mesela bende de vardı ama bunu biz demokratik sol partililer o zaman bir bölümün, önemli bir bölümünün rahmetli Ecevit'in talebiydi cem evlerine verilmesini sağlıyorduk. Neden? Çünkü cem evleri bizim diğer ibadet yerleri gibi elektrik, su muafiyetleri yok. Normal tarif eden para ödüyorlardı. Bunların bakımıyla ilgili cemevlerinin yapılması ile ilgili yapılmıyordu. Ancak bu şekilde yardım yapılabiliyordu. Bu yardımlar <laughs> hükümet değişikliğinden sonra bir süre aksadı ama e, AK Parti iktidarı o zaman bu konudaki serzenişleri, meydana gelen tartışmaları giderebilir miyiz diye çalıştaylar da yaptı. Bu çalıştaylar hatta o tarihte bizim Demokratik Sol Parti adına bazı yönetici arkadaşları da katılmıştı. Hani başka partiler protesto ediyordu iktidarın bu yaptığını ama biz hayır bir bu çözüm olacaksa en azından çözümün şekline bir itirazımız varsa orada yapalım daha mükemmelleştirelim çözümü yaklaşımı vardı. Onun için bu kurumlaşma işi çok doğru bir olay. Ee, şöyle bir sav vardır. En azından o sav ortadan kalkar. Alevi vatandaşlar biz de vergi ödüyoruz. Kazandıklarımızdan veriyoruz. Ama bizim ibadet yerlerimizin elektrik su baralarına ya da çalışanların ücretlerine bir kadro verilmiyor, bir yardım yapılmıyor. Bu paralar daha çok sünnilerin ağırlıklı oldukları Diyanet İşleri Bakanlığı tarafıyla yapılan bu çağrılıyordu deniyordu. Bu konuda bence duyarlı olmak lazım. Bu faaliyeti ve bu girişimi desteklemek lazım. En azından illerde ülkemizde yaratılmak istenen, geçmişte de bunu acaba mezhep ayrılığıyla Türkiye'nin bölünmesine katkıda bulunmak istiyoruz diyen dışarıdaki güçlerin, Türkiye'deki 5. kol faaliyetlerine de son tamamen son verilmiş olur. Böylelikle herkes gerçekten hak ettiği payı, hak ettiği değeri her ibadethane, hep her yer almış olsun. Ben e, bu girişimi çok olumlu buluyorum ve gerçekten de gerçekleşmesinde kime ne katkı düşerse buradan herkese sesleniyorum. Hiç mezhep ve kimlik ayrımı yapmaksızın bu olayın gerçekleşmesini ve bugüne kadar yapılan tartışmaların da artık rafta kaldırılmasını Peki. tavsiye ediyor. Çok teşekkürler Sayın Teker. <laughs> ee, Sayın Yalçın sizinle devam edelim. Şimdi e, bu düzenlemeyi yeterli buluyor musunuz? <laughs> ve e, o konuşulan meselelerin, e, sorunların çözümlenmesinde nasıl bir katkısı olur e, bu şimdi şekilde kurumsal olarak? Içerik olarak tam olarak neyi kapsayacağını e, henüz bilmiyoruz yani işte bir kurumsallaşma olması önemli hem şeffaflığın sağlanması hem <laughs> bazı eğitim, idari meselelerde çözüm getirmesi ve hepsinden önemli. Yani kurumsallaşma Kesinlikle, olması ta, sorunların tespiti toplumsal açısından Toplumsal siyasi aynen hem de toplumsal siyasi tanınma e, olarak da bir yönüyle bakabilirsiniz bu meseleye e, bütün bunları kapsayan bir e, başlangıç olması açısından önemli tabi. Yani işte biraz önce Cem Vakfı Başkan Yardımcısı'ydı galiba. Evet. Ee, bu işte Alevilerle ilgili meselenin yüzde seksenini çözmek anlamına gelir. Cumhuriyet tarihinin en önemli adımıdır dedi. Ee, şey, hani şimdi şeyle ilgili Masum Bey şeyi hatırlattı. Yani biraz orada tarihi sınıflandırmada farklılaşacağım. Onu belirtmeden edemeyeceğim. Yani Yavuz Sultan Selim döneminden sonra mesela Yeniçeriler'de ta şeye kadar Yeniçeri Ocağı'na kalkana kadar Bektaşi gelenek devam eder. Bektaşılık oldu. Eskiden Alevilik ağırlıklıydı. Yani işte Bektaşi, Bektaşilik Alevi, o, o çok oldu. çok acayip bir tartışma. Evet. Alevilerin kendi arasında yani Yani ben o güne kadar Ama, Alevilikken şeyden sonraki o boşluk görüldü yok. ve hemen Bektaşılığa yani, hakim yani oldu. O, o dönem İran'la yaşanılan savaş esnasında e, devletin <laughs> e, aldığı pozisyon var. Ondan sonra işte zaten hani Bektaşilik var olmaya devam etti. Alevilik de var olmaya devam etti Anadolu coğrafyasında. Siyasetin içerisinde de, ordunun içerisinde de var olmaya devam etti. Yani Yeniçeri Ocağı kaldırılana kadar Bektaşilik, Yeniçeri Ocağı'nın en merkezi inanış biçimiydi. Mezhepsel şeyiydi, farklılığıydı. Dolayısıyla hani onun bir altını çizeyim de geçeyim. E, tabii ondan sonra hani Cumhuriyet tarihinde de biliyorsunuz yaşanan acı olaylar var işte. Dersim isyanı ve devamında yaşanan olaylar vesaire. Ee, evet, Aleviler uzun süredir bazı talepleri dile getiriyorlar ve ben e, gerçekten 2009 veya 2008 ben de tam tarihini hatırlayamayacağım. O tarihlerde işte e, Alevilerle ilgili meselelerin de gündeme getirilmesini hakikaten kıymetli bulmuştuk. Ama o tarihlerde herhalde süreç şeyden ilerleyemedi. E, Alevi derneklerinin kendi arasında bazı meselelerde ciddi anlamda anlaşmazlığa düştüğü anlaşıldı. O çalıştaylar... ...çok uzun süre devam etti. Benim yakından... <laughs> ...çalıştığım bir konu değildi ama... ...hani biraz takip etmeye çalıştığım... ...bir konuydu. Ee, o tarihlerde... E, ...o çalıştaylarda... ...asıl sorun şu oldu... ...yani çok basit bir örnek verdi... ...Sayın Bakan. O örneğin üzerinden... ...ben de gideyim. Yani şimdi mesela kurumsallaşmayı... ...yapacaksınız. İşte bu kurumsallaşma... ...çerçevesinde elektrik, su vesaire... ...gibi şeylerde... ...cem evlerine katkı sunulacak. Ee, ama işte ne bileyim... O camide imam görevli ise ona işte devlet devlet memuru sıfatıyla bir ödeme yapıyor. Alevi dedeleri o cemevlerinde görevli kimseler işte devletten bir memur olarak maaş almalı mı almamalı mesela? O farklı alevi gruplarında farklı sonuçlar ortaya çıkardı ya yani bu en basit idari bir şeyden bahsediyoruz daha onun ötesinde böyle bir kurumsallaşma çerçevesinde, işte e, birbirinden çok farklı düşünen e, yani birçok konuda hem e, ne diyelim amel hem itikat konusunda birbirlerinden farklı düşünen dernekler olabilir. Onlar arasındaki farklılıklar nasıl giderilecek? Bu kurum o farklılıklara e, nasıl işte bir merkez e, ne diyelim bir ana akım kurulmasını sağlayacak mı? Yoksa bu tür işlere hiç mi girmeyecek? Derneklerin statüsü ne olacak falan. Bütün bunları görmek lazım. Ee, ama e, uzun süredir dile getirilen taleplerdi bunlar. Alevilerin dile getirdiği taleplerdi. Bazen çok marjinal de, dille dile getirenler oluyor. Bazen çok daha makul mantıklı bir şekilde bir tanınma talebiyle gündeme geliyordu. Ee, bö böylesi bir dönemde yani işte mesela e, tarihin içerisinde e, Alevi-Sünni gerilimi Zaman zaman işte bu, bu bir fayatta olarak kabul edilir. Zaman zaman bunların provoke edildiğini tarihimizdeki çok kötü örneklerle biliyoruz. Ee, mesela bugün Türkiye'de siyasi kutuplaşmanın çok yoğun olduğunu konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bile böyle bir adımı atmak aslında Türkiye siyasetine ve toplumuna çok önemli bir katkı sunabilir. Önemli. Nedir o? Çok önemli bir Nedir iş, o katkı? Yani, yani işte seçime, seçime gidiyoruz, gerilim olacağı işte e, Alevi oylarının bir partiye e, angaja olduğu oradan kımıldamayacağı vesaire gibi tonlarca hikayeyi biz duyuyoruz. Gerçi bunların hiçbiri sağlam araştırmalar üzerinden karşımıza gelmiyor. Bilmiyorum hani Murat Bey de var mı o tür şeyler ama ben görmedim en azından. Yani işte Aleviler toplu halde bir partiye oy veriyor, işte o partiden asla kopmaz vesaire gibi tartışmalar da yapılır. Ama ben hani bunların çok destekli tartışmalar olduğunu zannetmiyorum. Yani e, bunlar genelde veriye dayalı tartışmalar değil. E, insanların kendi dar çevrelerine dayanarak yaptıkları gözlemden ürettikleri genellemeler bunlar. E, bütün bu hani oy vesaire gibi meseleler gündemde olmasına rağmen, ee, i̇şte mesela AK Parti'nin gerçekten bu anlamda attığı adım e, bence önemli bir adım. Neyi yapıyor? İşte alevilerin çok temel beklentileri var. O temel beklentileri karşılamak adına en azından bir yol açıyor. Devamını göreceğiz. Ne kadar başarılı olacak? onu da hep beraber göreceğiz. Hiçbir adım baştan itibaren başarılıdır işte sonuna kadar bu meseleyi çözecek veya zinhar çözmez vesaire diyebileceğimiz bir şey değil. Ama mesela Alevi derneklerinden en azından bizim yayınımıza bağlanan hanımefendinin yaptığı gözlem önemli. Yani Cem Vakfı benim bildiğim en büyük Alevi derneklerinden bir tanesi ve onun başkan yardımcısı. Bizim için yüzde seksen meselenin çözülmesidir diyor. Ve bunu hani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli, Alevilere dair en önemli adım olarak değerlendiriyor. İnşallah başarılı olur. İnşallah Alevilerin, e, bu Türkiye Cumhuriyeti'nden beklentileri, e, normal bir vatandaşlık beklentisi çerçevesinde bir beklenti ne olabilecekse o tüm o beklentilerin karşılanması yönünde olur. E, ülkenin geleceği için, siyasetimizin istikrarı için, toplumsal e, düzenimiz için e, önemli adımlar e, dikkatle yürütülmesinde fayda var. Hazır böylesi bir e, ne diyelim iyi niyetli bir beyan üzerinden, e, tarafların hoş karşıladığı bir reaksiyonla ortaya çıkmış. E, i̇nşallah Türkiye'nin geleceği için hayırlı olur diyeyim ben. Peki teşekkürler. Sayın Sarı sizinle devam edelim. Şimdi aslında e, Sayın Yalçın da o noktaya e, değindi, e, vurguladı. E, az önce e, Cem Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Ersin yayınımıza bağlandığında yani Alevilerin sorunlarının %80'ini e, sanki çözüm olabilecek bir adım olarak değerlendirdi. Önemli olduğunu söyledi. Siz nasıl karşılıyorsunuz e, bu kurumsal yapının nasıl bir etkisi olacaktır meselelerin çözümünde? E, tabii çok önemli bir adım e, gerçekten Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi e, Türkiye'yi e, karıştırmak isteyenlerin elinde tuttuğu en önemli e, argümanlardan bir tanesi mezhep çatışması e, ve bu o argümanı kullanırken de işte yasal bir statüsü olmamasının e, Aleviliğin aynı Sunnilik gibi bunu kullanırlar genelde ve bir pek çok sorunlar çıkar ortaya. Şimdi o geçmişte yaşanmış Sivasları, Maraşları falan bunları dile getirip de insanların özellikle kendimin canını sıkmak niyetinde değilim ama şimdi bu düzgün bir adım ama bazı işte Hasan Basri Hoca da söyledi biraz evvel. Bazı adavi dernekleri, e, iyi de ufaklı e, bazı adavi dernekleri, ya bu yetmez diyor, yani bu çok az diyor, daha fazla şeyler istiyoruz diyor. Mesela öne sürdükleri şey, niye Kültür Bakanlığına bağlıyız, Cumhurbaşkanlığına niye biz bağlı değil istiyor Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı. E, gibi pek çok ama... E, büyük bir e, problemin halledilmesinde e, bu tür şeyler olur e, çok önemli bir girişimdir. E, oy verme tercihlerine etkili olur mu? Ben çok fazla oy verme tercihlerine e, e, Alevi vatandaşların oy verme tercihlerine etkili olacağını düşünmüyorum. Yani e, çok büyük bir değişiklik getirmeyecektir. Ama e, ikna sürecinde yani hem e, e, işte iktidarın hem muhalefetin ikna sürecinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu, bu yapılan değişikliğin, bu yapılan açılımın daha doğrusu. İnşallah burada kalmaz, daha devam eder. Çünkü gerçekten 90, 100 yıla geliyoruz. 100 yıllık bir, bir sorun. Beraber işte Masum Bey söyledi, beraber Kurtuluş Savaşı'nı, gerçekleştirmişiz. Türkmenler var. Alevi Türkmenler var. Biz her hareketimizi geçmişte beraber atmışız ama çok rahat bir şekilde karıştırıla bu konu üzerinden ülkemizi karıştırma girişiminde bulunabiliyorlar. işte. 12 Eylül darbesi. Nasıl olmuştur? Herkes hatırlasın. Yani Maraş olaylarıdır. Maraş olayları nedir? işte? Aleviler'e orada yapılan bir bir takım şeylerdir. Yani ha ocaklı katliamı vardır bunun karşısında. O da çok ciddi bir şeydir. Nedir bunlar? Birbirine sokmaktır. Bence bunun önünü kesi bunun önünü kesebilecek bir girişim bu. Yani çok ciddi bir şekilde ülke için hayırlı olmuştur. Ama aynen denildiği gibi şimdi bu Alevi derneklerinin de Alevi vakıf ve de bir araya gelip bazı konularda antak kalması gerekiyor. Yani e, kendilerinden birbirlerinden çok fazla ayrıldıkları yerler de var istek olarak. Yani düşünce olarak değil ama e, istek olarak. Yani biz biz bunu da istiyoruz, şunu da istiyoruz denilirken. Fakat en başta söylediğim gibi büyük problemler adım adım çözülür. Yani. Sıkıntı yaratacak problemler adım adım çözülür. Bu önemli bir adımdır, dev bir adımdır. Çok önemli bir kurum olan Alevilerin içerisinde Cem Vakfını gördüğüm kadarıyla memnun etmiştir bu. Ama o da diyor ki daha yüzde 80'i diyor. Daha tamamlanması gereken bir aşaması daha vardır. Ya pek çok eleştiri de yapılıyor, övgü de yapılıyor. Sonuç olarak bir yerden başlanmış olması bence iyi bu bu bu, bu sorunun e, çözümünü çünkü ülkemizde böyle bir sorun var yani. Özellikle alevi yurttaşlarımızın böyle bir sorunu var. Ve alevi yurttaşlarımız e, her platformda bu sorunu e, her toplandıkları platformda bu sorunu dile getiriyorlar. Yani bizim kurumsallaşmayla ilgili işte bir kafamızı sokacağımız, devletimize sığınacağımız bir şeyimiz yok diyorlar. Yani onlar bir de kendi e, Alevi yurttaşlarımız e, onu kendilerinin mezhepleri Allah'a bağlanış yolu olarak görüyorlar. E, olayın bu taraftan da alınmasında önem var. E, o işte o yüzde içinde de bu benim söylediğim en son söylediğim şeyler var ya yani inanış biçimiyle ilgili e, yol alışlar var bakalım göreceğiz. ama şunu söyleyebilirim artık bir araştırmacı olarak. Ha. Bugün böyle diyorum ama ölçmeden söylüyorum ama çok çok büyük bir farklılaşma yaratmayacaktır yani bu gerçekten eğer ben şey için oy için seçim için yapıldığında düşünmüyorum. Peki. İhtiyaçları var ve yapıyorlar. Yani böyle bir yurttaş topluluğu var. İşte kimine göre %10 çoğunluk, kimine göre %15 o yüzde 10-15 arasında Türkiye'de değişen bir şey Alevi Bektaşiler. Ee, ve bu topluluğun bir ihtiyacı var. Ona yönelik bir çok insani bir şey yapılıyor iyi bakıyorum oraya. Peki teşekkürler. Sayın Güçler az önce Sayın Yalçın konuşurken siz de aslında aynı fikre katıldığınızı <laughs> söylediniz. Orayı biraz açmanızı isteyeceğim. Şimdi kutuplaşmanın yoğun olduğu bir dönemde bu açıklama, bu adım önemli dedi Sayın Yalçın. Evet. Siz ne söylemek istersiniz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani sosyolojide e, sosyal hareket üretecek bir takım hamleler yaparken praksis denen bir olgu var. Yani toplumun olgunlaşması. O zirveye çıkması beklenir. Duyguların ve aktivitelerin, faaliyetlerin. Bu anlamda geçmişten gelen Alevi insanlarımızı radikalleştirmek, inanç ve mezhebik inançlarını siyasal ve ideolojik bir düzlemde farklılaştırmak yönündeki bir takım yanlışlar ve geçmişten gelen bir takım acıların bu anlamda hani işte demokratikleşme süreçleri içerisinde e, toplumsal entegrasyonda sağlayacak şekilde bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum. E, şimdi bazı şeylerin zamanlaması çok önemlidir. Yani e, bazı hareketler yapılırken e, sosyolojik hareket, yani sonucunda sosyolojik etkiler ortaya çıkarabilecek hareketler yapılırken, bu adımda bunun zamanlama olarak zamanlaması önemli mi? nedir önem yani, zamanlaması mesela şöyle söyleyelim diyelim ki Allah korusun yani hani o 80 öncesi durumda toplumun kutuplaştığı radikalleştiği herkesin birbirini tükettiği bir ortamda bir, bir şey aynı şeyleri yapsaydınız çok farklı sonuçlar alırdınız yani o zaman çok çok daha e, olumlu olmayacak sonuçlara giderdi ama şimdi <laughs> artık ee, özellikle Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ortadan kaldırılmış olması, işte demokratikleşme adımları, e, vesaire hakikaten e, bir e, olumlu toplumsal entegrasyonu sağlayacak bir zemin ve hava oluşturdu. İşte burada bu yapılanları bakın dikkat edin e, çeşitli şekillerde eleştiriler alıyor. Yani deniyor ki daha fazla olmalı, daha az olmalı filan şuraya olmalı, buraya olmalı ama ee, kimse ya bu niye böyle bunu niye veriyorsunuz demiyor yani. Niye bu, bu imkanlar sağlanıyor? Niye böyle bir adım attınız demiyorlar. Şimdi yani bunu bütün Türkiye e, Türk toplumu için e, dikkat ederseniz. Bu çok önemli. Yani zamanlamanın doğru e, zamanda ya da zamanlamanın doğru olduğunu göstermesi bakımından bize önemli. E, şimdi tabii şöyle bir şeyler var. Hani birkaç husus e, var. Dolayısıyla ben de burada şeye katılmıyorum. Yani bunun sadece bir seçim yatırım olarak ya da seçime yönelik bir hamle olarak düşünmüyorum çünkü e, biliyorum ki geçmişte şu ana kadar çok önemli e, sosyolojik araştırmalar yapıldı, alan araştırmaları yapıldı, binlerce kişiyle görüşüldü, pek çok çalıştaylar vs. Onun sonucunda bir hasıla. Tabii ki yani o yüzde 80 e, önemli bir başarıdır ama yani yüzde 10, 20, 50 değil dikkat edin yüzde 80 çok eğer. Halletten hani... kimin yüzde 20 beklentisi yok ki yani. Efendim. Kim, kimin yüzde yirmi beklentisi yok ki? Hani yüzde seksen karşılanıyor. Biz hayatta tutan zaten %20. o yüzde yirminin beklentisi değil mi hocam <laughs> yani? Ben yanlış e, mı söyledim acaba? Hayır, hayır. hayır. Şunu Meslekleme demek istiyorum. Yani evet, burada evet. yapılan o e, düzenlemelerin o e, Alevi insanlarımızın, Alevi yurttaşlarımızın beklentilerinin yüzde sekseni gibi bir şey yapılmış, e, karşılandığını düşünmek... Eminim bunu ölçümlerle daha sonra belki anketlerle Benim çıkar ama. 100 bin kişilik bir data var bu. Şöyle bir şey var yani burada demek ki hakikaten çok iyi bir mühendislik yapılmış yani çok iyi bir alan araştırması çok iyi bir çalışma yapılmış yani yoksa bu kadar yüz, o, o başarıya çıkamazdınız yani. Hani bunu başka mesela daha önce işte terörle mücadelede 90'lı yıllarda da hatırlarsanız işte bir takım yapılmaya çalışılan hareketler yüzeysel yani toplumsal derinliğe inmeden. Yapıldığı için çok da sonuç vermedi. Ha Şimdi sosyal devlet uygulamaları görüyorsunuz işte terör bitti artık. Yani neticede daha önce Kürt sorunu olarak adlandırılan şeyin aslında terör sorunu oldu. Ve artık Türk toplumunun hafızasından ve gündeminden çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada çok önemli bir zamanda çok önemli bir hareket yapılmıştır. Çok önemli yani toplumumuzun, yurttaşlarımızın, Hangi kesimde olursa olsun, beklentilerini de karşılanması bakımından... Yani şöyle bir şey var, Yani Alevi olmayan insanlarımız da buna destek vermesi çok önemli. E çünkü evet, yani o başlangıçta da söyledim, hani bunu sadece Alevi insanlarımız e, şey yapmıyor, yani diğer insanlarımız da, e, yani Alevi olmayan yurttaşlarımız da buna destek vermiş olması da e, toplumsal entegrasyonun sağlanmasında önemli bir ayrıntı. İki şeyi söyleyeceğim sadece, bir... Tamam. E şöyle bir şey var, bakınız yani... Şimdi demin e, kıymetli hocam da söylediler yani burada alevi yurttaşlarımızın içerisindeki alt toplumsal gruplarda da e, bu gayet normal demokratik toplumlarda çeşitli alt toplumsal gruplar olur bunlar e, demokratik düzlemde fikirlerini ifade ederler faaliyetlerde bulunurlar bu anlamda baktığımızda da inanç anlamında da e, farklılaştıklarını görüyoruz e, şimdi. Ee, ve bu farklılaşma işte siyasal ve ideolojik bir zemine geçmişteki gibi kaşınıp taşındığı an e, oradaki yurttaşlarımızın radikalleşme hatta terörize olma. Yani bir bu sadece Alevi yurttaşlarımız için değil diğer alt toplumsal gruplar için de böyle. Şimdi tam da bu noktada bir devletle e, Alevi yurttaşlarımızın irtibatını daha güçlü sağlayacak bir sistemin oluşturulmuş olması hakikaten bu radikalleşmenin ve ee, işte sadece siyasi bir zeminde e, işte olayın ideolojide edilmesinin de önüne geçilmesi ben bunu Peki. çok önemsiyorum ee, çünkü bu çoğu algıların yanlış algıların da doğrudan ortadan kalkmasının e, önünü açacaktır çok çok doğru bir e, adım e, zaman içerisinde oradaki Cem Vakfı Başkan Yardımcısı da gayet güzel ifade etti bu olgunlaşacaktır yani Türk toplumu içerisinde daha e, Taşlar yerine oturacak o toplumsal entegrasyon içerisinde daha da önemli izler oluşturacaktır. Zaten alevilik dediğimiz şey bizim Türk kültüründe çok önemli bir parçasıdır. Ben gerçekten çok iyi Teşekkür bir ediyorum. şey olduğunu, iyi bir faaliyet olduğunu. Zaten pek çok konu var biliyorsunuz. Bir tek bir şey değil içerisinde pek çok hususlar var, düzenlemeler var. Hayırlı olsun diyorum efendim. Peki. Ya o içeriğini de hocamın söylediği gibi bilmek gerekiyor. Yani ne var içinde? Altı nasıl doluyor bunun? Çok ya başlangıçta var, Fulya Hanım e, biraz şöyle açıkladı. Var. Tabii daha detaylarına ineceğiz. Bahsettiği orada. güzel bir laf var. Esasında onu belki de düzenlemeyi yapacak kimse, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere dikkate almasında lafı var. Bu kur, yapılacak kurumsal yapının kime bağlı olduğu çok önemlidir. Yani bir bakanlığa bağlı olmak yerine doğrudan <laughs> Cumhurbaşkanı'na bağlıysa bu başkanlığın da Cumhurbaşkanı'na bağlı olması önemli. Çünkü bunun manası şudur. Protokolde, temsilde de artık bu kurumun başkanı belli bir statüde kabul edilecek demektir. Yoksa daire başkanı düzeyinde olacaksa yine illerde çatışmalara neden olacak. Onun için hocamın buna dikkat çekmesi çok önemli bir şey. Ya şeydir. şöyle bu eşitlemeyi sağlamadığımız müddetçe Alevi yurttaşlar, bak sadece sosyolojik konuşuyorum, sadece Alevi yurttaşlarımız için de değil, herhangi bir toplum için. Ee, o kendini e, bilinç olarak kendine kapalı hale getiriyor. İşte onun o da için sosyal ben türlü mesafece bunu, uzaklaşıyor. Bu, 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 Şimdi açıklamada bu, şu bu, şekilde bu Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşı Kültür ve Cem Evi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı Cemevlerinin tamamının yönetimini, yürütecektir e, şeklinde. Tamam abi, şimdi bu başkanlığı, Hı. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir statüye bağladığınız zaman bir nevi anayasal güvenceye de bağlamış oluyorsunuz. Belki de anayasa değişikliğinde buna bile yer verilmesi gündeme gelebilir. Peki teşekkürler. Başkan için çok olumlu bir adım. Dedi oradaki şeye de ben katılıyorum. Hani Zaman içerisinde bu şeyler oturur. Ee, belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanlığı'ndan başka bir yere bağlarlar. Bilemiyoruz yani. Hani o, o şu anki teşkilat yapısı içerisinde birimlerin farklı yerlere bağlanmasını eşitsizlik gibi de görmemek lazım. Peki, Eski teşekkürler. Eski sistem olsa doğrudur. <laughs> Eski sistemde Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet bakanlığına bağlıydı. O zaman bu başkanlığın da Kültür Bakanlığı'na ya da başka bir bakanlığa bağlı olması bir... Tartışma konusu yaratmazdı ama şimdi bir farklılık varsa onu haklı olarak Alevi bektaşi vatandaşlarımızın talep etme durumları gündeme tamam gelebilir. Ama Diyanet, Diyanet bütün din işlerine bakıyor. Öyle bir arada fark var ya bu bir Anladım. Diyanet işleri aslında yani en azından kağıt üstünde bütün herkesin din işlerine bakıyor. Sünni, Alevi vesaire diye ama ayırmadan. Ama tam bu tartışma olmaz. Tamam ama sonuçta yasal yani böyle olacak ayrı yasal olacak ya bir şey hocam, yasal olması için bir kağıt üstündekine bakıyoruz ya. Devlet ihtiyaç duymazdı. Yani bugüne kadar yapılan tartışmalarda bu, bu, buna böyle gerek bir yok ayrı yok. şeye devlet zaten ihtiyaç olduğunu görmüş. Yani ihtiyaç, bir kere önce devletin adına bunun ihtiyaç duyulduğunu hissedilip kuruluyor olması mükemmel bir çalışma. Yani bir kere o bunu Kabul edelim. Şimdi bu, bu men çalışmanın tartışmaları de tutacak görüşleri ortaya koymak gerekir. Bu görüşlerden de bir tanesini doğrusu hocaya teşekkür ediyorum. Hocam güzel hatırlattı. Yani böyle bir tartışma yapılabilir. Bizim yapacağımız şey hani böyle bir tartışma olduğunu görün, ona göre değerlendirin. Yoksa Peki. E, onların kendi aralarında sülleri sürecekleri fikirleri oturup ben mesela. Doğrusu söylemekte kendimi yetkili bulmuyorum. Hatta Cumhurbaşkanı bağlı olması gerektiğini de söylemiyorum. Olası tartışmanın yani talebi Böyle bir tartışma noktası, ifade ediyorsunuz. almak Şimdi lazım. Şimdi Sayın Limoncuoğlu siz aslında e, Sayın Türker'e orada görüşünüzü ifade ettiniz İsterseniz oradan yola çıkarak sizin de kısa bir değerlendirmenizi alalım. Daha sonra başka başlıklarla devam tamam. edeceğiz. Buyurunuz. Yani böyle bir ihtiyaç demek ki böyle bir talep varsa devlet bunu karşılamakla yükümlü zaten. Aslında Sayın Güçler de şunu söyledi. Yanlış algıların ortadan kalkmasını sağlayacak bir adım olarak değerlendirdi. Buna katılır mısınız? Yani ne aslında çok fazla da daha somut bir şey çok fazla önümüzde olmadığı için çok da bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü mesela imamlar biliyorsunuz kapasitesi sınavıyla atanıyorlar. Şimdi bunu nasıl Alevi şeyinde nasıl bu tezahür edecek bilmiyorum. Bana mesela bunun bir çözü yani böyle meseleler var. Bunun çok detaylı ve bunları çok daha iyi bilen ee, Alevi teolojisini daha iyi bilen birisi benimle konuştu. Sanki daha mantıklı olur gibi geliyor. Şimdi ben bir şey hatırlatayım size. Çok güzel bir şey dikkat çektiniz. Hayır hani KPSS sınavıyla atanıyor dediniz ya. Evet imamlar KPSS sınavıyla atanıyor. Ben hatırlıyorum. çocukluğumdan hatırlıyorum. Mardin'de yaşanmıştı. Eskiden mescitlerin imamları mahallenin gönüllüleriydi. Yani kadrolu değillerdi. Ben hatırlıyorum. O zaman tabii babam hem gazetecilik hem de e, kitap vesaire işler uğraştığı için hemen hemen şehrin eşrafıyla diyalog halindeydi. Önce itiraz ettiler. Hayır biz özgür kalalım. Hani mahallenin imamı olalım. Daha sonra bir baktılar ki imam olanlar kadro alıyor. Önemli bir duruma evet, geliyor. O var. Evet. Ve Başka o, yerlerde de o. O dediğimiz bir, evet. bütün o mescitlerin yani mahalle camilerinin e, halk tarafından oluşturulmuş şeylerin imamları kadro talep etmeye başladılar. Ben o zaman çocuk yaşta hatırlıyorum babama gelirler diye aracı ol bizim imamı da yapsınlar. Hani babam diyor diye imam istemiyor. Yok, yok şimdi istiyor. Şimdi arkadaşları kadrolu oldu. Sigortadan şuradan burada yalanıyor. Haklı olarak zaman içinde bu olacak. Önce <laughs> bir red olacak kendi mekanizması içinde. Çünkü herkesin kendinin bir yaşam kültürü var. O yaşam kültüründe ...bir bağımsızlık davranış içinde oluşur ama daha sonra yavaş yavaş bu boğulanır. Şimdi bu olursa nasıl olur? <laughs> bir geçiş dönemi sağlanır. Mevcut o dedelerin şu anda uzun zamandır bu görevleri yaptıkları zaten biliniyor. Onun tespiti o zaman da öyle yapılmıştı. Kaldı ki Türkiye'de diyanet işlerinin bu şekildeki yapılanmasında... ...geçmişte çok ciddi bir deneyimi var. Yani o e, mescit imamlarının kadroya geçiş sürecini Türkiye Cumhuriyeti yaşamış. Tamam da bir sonrakiler nasıl gelecek o zaman? Benim. Bir sonrakiler nasıl gelecek? Ondan sonrakileri kendi e, <laughs> göre belirlenecek. E yani, yani burada kendi aslında kendi fark neyse. Burada fark var, fark var. Bu fark, fark, Çok var. ciddi bir fark var arada. Efendim, Şimdi burada biz sonraki, beşimiz namaz kılmaya sonra kalksak o farkı, bakın, gönüllü olan herkes o, onu, kıldırabilir onu, namazı. Onu biz düşünmeyeceğiz. Kim bir... düşünecek? Devlet. Devletin içinde bir ruhani artık insanlar devreye falan girecek. Falan var orada. Bunun ruhani evet, tarafının nasıl değerlendirileceğini ortaya koyacaklar. Evet. Koyarken de... konuşabilir miyim? <laughs> Koyarken de... Tamamlayacaksınız. Ne mutabık alacak? Ne mutabık alacak? Hocam çok güzel bir tartışmayı açıyor. Bunu çünkü birileri olumsuzlaştırmak isterse bu tür şeyleri orada yapar. Ben de hocamın sayesinde çocukluğumdan o mescit imamlarının kadroya geçiş süreci, yani bir nevi geçiş süreci oldu. Eski imamlar gibi işte şurada mezun olmak, şunu derece almak aramadılar. Şu kadar süre imamlık yapıyorsa o camide hepsi kadroluyor. oluyor Evet, geçmişinizden bir örnek vererek hatırlatmada bulundunuz. Tamamlayın yani Benim hissen. derdim Buyurun. biraz daha pratik kısmı. İşin, i̇şin pratik kısmını ben biraz daha sorunlu gör görüyorum açıkçası. Bu atamaların falan olma ihtimali zor. Çünkü kendi aralarından eğer seçiliyorsa cemaat içinden ki benim bildiğim kadarıyla öyle. Daha iyi bilen varsa düzelsin Lütfen. Ee, bu yani çünkü bakın devlet memurluğunu kazanabilmeniz için değil mi işte ben mesela bir devlet memuru olmak için bir takım şartları yerine getirmem lazım değil mi? Mesela diyorum, dış işlerine girmek için KPSS puanım lazım, şeyin sınavı lazım, dış işlerin sınavı lazım vesaire vesaire. E şimdi o zaman 50 kişilik ya da 100 kişilik cemaatler topla birini seçecek ve devlet ona devlet memuru yapıp maaş mı verecek? Yani bu devlet memurluğu dediğimiz şeyin e, doğasına aykırı bir şey zaten. Çünkü hani liyakat diyoruz ya her yerde. Burada ben pratikte sorunu görüyorum. Teorik olarak ben de tabii ki destekliyorum. Çok doğru bir şey. Eğer vatandaşların bir kısmının böyle bir talebi varsa bu kesinlikle desteklenmeli. Ama pratikte bu iş nasıl olacak? Benim aklıma yatmayan mesela en basitinden demin söylediğim gibi benim aklıma yatmayan böyle birkaç tane mesele var. Ee, tabii biz bunu zamanla göreceğiz. Ben iyi niyetli olduğunu da düşünüyorum çünkü Murat Bey'in söylediği gibi bu çok net ya çok büyük bir oy kaymasına sebep olmayacağı da aşikar bunun. Yani insani bir adım olarak evet, değerlendirilmiş evet. Yani sayın ufak Sarı. Bir sempati yaratıp ufak bir oy kaymasına elbette illaki sebep olacaktır ama bu istatistik olarak bile çok belirgin bir sayı olmayacağını düşünüyorum ben de. O yüzden de bunun gerçekten hani bir devlet politikası şeklinde yapıldığını ve vatandaşların hatırlısıyla da bir kısmının ki %10 civarı olduğunu herhalde söyleniyor istatistiklerde. Bir talebinin karşılandığını ortaya koyuyor. Fakat şu da var şunu da e, göze almaları gerekiyor. Diyanetin kurulmasıyla beraber Sünni İslam'da da bir standartlaşma geldi. Aynısı belli bir zaman içinde, bir 50-60 sene veya neyse artık tam şeyini bilmiyorum. Aynısı Alevilik'te de olacaktır. Çünkü bu sizi kurumsallanışıp devlete bağlandığınız zaman bu ister istemez bir standartizasyon getirir. Devlet çünkü böyle yapar. teorik olarak yani devlet teorisi bunu söyler. Aynısı or, o, öbür tarafta da olacak. Yani bunu göze alıyorlarsa bence bu işe girsinler. Onlara da ne hani söylenecek mi? Bir Zaten şey de bu. 2009'daki falan en temel tartışmalardan evet. bazıları bunlardı. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. orada işte Şimdi... görüş yani inanç sistemin görüşü açısından da farklılaştıklarını biliyoruz. Yani bunun da belki standartize edilmesi süreç içerisinde Toplum içerisinde, devlet içinde faydalı olacağını Evet kuşkusuz ilerleyen günlerde e, bu kurumsal yapı birazdan e, geliştikçe e, da e, çok daha fazla vesaire. konuşacak da başlık olacaktır yani, diye evet. düşünüyorum. Şimdi bir başka başlığımızla ben devam etmek istiyorum efendim CNN Türk Masası programına. E, şimdi CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu e, bu hafta içerisinde bir video paylaştı ve e, kadınlara giyim kuşamını siyasetin te, e, tek çıkartıyoruz bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız demiştim. Ertesi günde CHP başörtüsünde güvence ile ilgili bir yasa teklifini meclise sunmuştu. Bu bu hafta yaşanan polemiklerin aslında bir başlangıcı oldu değerli izleyenler. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da o zaman bunu anayasal düzen düzenlemeyle anayasal düzeyde yapalım dedi ve Kılıçlar oldu, pas verdi, golü attık ifadesini kullandı. O benim ömrümün santraforlukla geçtiğini bilmiyor da dedi. Şimdi şuradan başlayalım dilerseniz Sayın Yalçın sizinle başlayalım Sayın Kılıçdaroğlu Neden böyle bir düzenlemeyi gündeme getirdi? Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duydu? Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var mı? Yani hakikaten gidip bunu Kılıçdaroğlu'na sormak gerekiyor. Ee, yani ben bir CHP seçmeni olsaydım neden, neden, neden diye sorardım. Ee, şimdi yani birkaç açıdan neden diye sorulur. Bir, fiili olarak başörtüsü meselesi büyük oranda bu ülkede halledilmiş. Askerinden polisine, hakiminden savcısına, kaymakamından doktoruna, birçok alanda kamu görevlisi olarak artık başörtüler görev yapabiliyor o hale gelmiş. Evet üniversitelerde şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Evet bir yönüyle hepimizin beklentisi şu olabilir. Ya evet ama bunlar yönetmelikler yoluyla eliyle çözüldü. E, dolayısıyla bunları garanti altına almak isteyebilirsiniz. Aslına bakarsanız hani anayasamızda başörtüsüne engel olabilecek hiçbir madde yok. Ama vakti zamanında aynı anayasa araçsallaştırılarak başörtüsüne engel çıkartıldı mı? çıkartıldı. Veya işte tekrar o zaman anayasal bir hakla verelim bunu ki bir daha böyle sorunlar yaşamasın. Yaşanmasın. Anayasada net bir şekilde tarif edelim. Denildi mi? Denildi. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi bu değişikliği alıp Anayasa Mahkemesine götürdü mü? götürdü. İptal ettirdi mi? ettirdi. O iptal ettirdiği için zaten hani CHP bunu Anayasa Mahkemesine götürüp iptal ettirdiği için ne yapıldı? Bu yönetmelikler yoluyla çözüldü, zamana bırakıldı, fiili olarak çözüldü. Şimdi böyle bir tartışma olmasa mı? Yani bu hakkın mi? bu özgürlüklerin korunmasında bu yönetmelikler e, mevcut durumda yeterli mi? Ya yönetmeliği şak diye değiştirir bir bakanlık yani o çok çok kolay değiştirilebilir. O yüzden de zaten mesele şu yani kanun tek kanun değişikliği bile yetmeyebilir. çünkü kanunu da sat çoğunlukla yarın öbür günde. Şimdi bakın ortada. Hiç Türkiye'de bir başörtüsü meselesi hiç yaşanmamış olsa dersiniz ki tamam o zaman ya gerek yok canım herhangi bir pozitif hakkı tarif etmek için, herhangi bir tarif etmek için oraya anayasa maddesi konur mu veya kanun çıkarılır mı veya yönetmelik çıkartılır mı? Tabii ki insanlar başörtüsüyle de gelebilir, başörtüsüz de gelebilir dersiniz. Türkiye'de bunun bir hikayesi var. İnsanların korkuları var, yaşanmışlıklar var, Muazzam kötü şeyler yaşandı bu ülkede başörtüsü etrafından. Dolayısıyla bunun bir siyasi tartışma konusu olması şaşırtıcı değil. E, şimdi neden olduğuna yani neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun neyi düşünerek diyeyim neden demeyeyim de neyi düşünerek bu adımı attığını tahmin edebiliyorum. E, neyi düşündü işte bir kendisi açısından kendi adaylığı açısından. Hep Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan eleştiriler var. Çoğunlukla da kendi partisinin içerisinden bir döneme kadar kendi partisinin içerisinden bir dönemde o kesildi. Ondan sonra partisinin dışından müttefiklerinden yani altılı masanın ortaklarından bir eleştiri geliyor. Neden? Sen işte kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayı değilsin. Bunun da sebebi Nedenini olarak... Nedenini reklamlardan sonra tamam, konuşalım olur, mı? Ee, söz sizde, tamam. reklamdan sonra sizinle devam edeceğim. Efendim biz bir araya gidiyoruz kısa bir ara. Aranın ardından CNN Türk Masası devam edecek. CNN Türk Masası programı devam ediyor. Sayın Masum Türker, Sayın Hasan Basri Yalçın, Sayın Murat Sarı, Sayın Eray Güçler ve Sayın Alihan Limoncuoğlu bu akşam bizlerle birlikte. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, başlatmış olduğu bu hafta e, başörtüsü polemiği nereye varacak aslında konuklarımızla tam bu konuyu değerlendirmeye başlamıştık. Bir reklam arasına gittik ve ben Sayın Yalçın'ın sözlerini e, kesmek durumunda kalmıştım. Yapalım. Ee, şimdi aslında e, Sayın Kılıçdaroğlu neden böyle bir çıkış yapmış olabilir e, boyutunu biraz aktarıyordunuz. Orada da bir virgül koydunuz. Buyurunuz. <laughs> yani e, şunu ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu kendi kafasınca neden bunu yaptı meselesi ayrı bir cevap ister. E, benim dışarıdan bir gözlemci olarak baktığımda neden böyle yaptı sorusuna ben ayrı bir cevap Hı -hı. veriyorum. Birinci kısmı neden Kılıçdaroğlu böyle gördü? Neden bu adımı attı? Kendisince neden böyle düşündü?ye cevap verecek olursak benim üç tane cevabım var ona. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir çıkış yaparak bu çıkışla kendisinin uzun süredir dile getirmeye çalıştığı helalleşme kavramı etrafında bunun kendisi için önemli bir alan olduğunu. İşte başörtülü veya muhafazakar insanlardan kendisine bir destek gelebileceğini düşündü. Yani uzun yani hem Cumhuriyet Halk Partisinin kendi bir tarihi hikayesi vardır, hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi bir hikayesi var. O hikayenin içerisinde muhafazakar insanlardan oyalamadığı biliniyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin içerisinde hep şu var, sen aday olma, sen kazanamazsın, sağ kesimden oy alamazsın. Peki bu adım Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi düşüncesi mi yoksa partinin düşüncesi mi? Ge geleyim, bence sadece partinin de değil toplamda yapılan bir hata gibi geliyor bana. Birincisi bu, yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisi yani partiden ve partisini... destek var mı boyutunu da konuşuruz çünkü. Tamam konuşuruz, kendisini ve partisini... Ee, muhafazakar seçmenle barıştıracağını düşündüğü bir adım. Ee, bu mesela zaten çözülmüş bir meseleyi çözüyormuş gibi yaparsak bunun üzerinden kendimize bir rol devşirmiş oluruz diye bence bu adımı attı. İkinci gerekçesi kendisince ee, AK Parti'nin elinden bir koz aldığını düşünecek. Yani koz alabileceğini düşünüyor. Nedir o? Bu bence başörtüsü meselesi Türk siyasal hayatının en gerçekçi meselelerinden bir tanesidir Ne kadar birileri bu meseleyi siyasete siyaset tarafından araçsallaştırılma bir e, işte kullanılma aparatıymış gibi sunmalarına rağmen Aslında benim açımdan benim gördüğüm kadarıyla başörtüsü meselesi son derece siyasi son derece gerçekçi bir meseledir Yüz binlerce insan başörtüsü meselesi üzerinden yüzünden hayatlarını ertelemek ötelemek mecburiyetinde kaldı siyasal hak taleplerinden vesaireden bahsediyoruz ya bu ülkede insanlar yüzbinlerce insan bu toplumsal yaşamdaki haklarından sınırlandırıldılar bu yasaklar nedeniyle Dolayısıyla toplumda bu gerçekçi bir taleptir bu gerçekçi talebi AK Parti karşılamıştır Cumhuriyet Halk Partisi bu zamana kadar hep buna muhalefet etmiştir. Ama ona rağmen şöyle sunuyor CHP'liler bunu ve AK Parti bunu kullanıyor. AK Parti bunu istismar ediyor. AK Parti bunu istismar etmek bir kenara Cumhurbaşkanı Erdoğan onu söyledi. Ben bütün hayatımı bunun üzerinde yaşadım. Ben çocuklarımdan yakınlarıma kadar herkes biz bu mücadelenin içerisindeydik. Ve bu bizim için gerçekçi bir mücadeleydi diye anlattı. Ama maalesef nedense hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ya bu AK Parti'nin kullandığı bir araçtır, bir kozdur, bunu elinden alalım gibi bir kolaycılık var. Yanlış bir düşünce ama böyle düşündüklerini biliyoruz. Hatta işte yapılan açıklamalarda sıkça ortaya çıktı. Ya o kozu alabilir mi ha, peki CHP? Alam alamadı işte zaten tam konuştuğumuz yerde o ama bu kendisince böyle düşünüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir üçüncü gerekçe yine kendi kafasına göre Müttefiklerine destek çıkmak. Çünkü müttefikleri Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte altılı masada oturan 4 kadar 5 kadar siyasi parti diyorlar ki Kılıçdaroğlu'na biz seninle ittifak yaptığımız için bizim kendi tabanlarımız diyeceğimiz alanlarda ciddi bir meşruiyet sorunu yaşıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizim tabanlarımız inanmıyor başörtüsü gibi temel meselelerde geri gidiş olabileceğini düşünüyorlar ve biz buradan eleştirilere uğruyoruz. Dolayısıyla bize bir meşruiyet zemini kazandırmanız lazım demiş olabilirler. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine destek veren müttefiklerine böylelikle bir destek olacaktı ve son dönemde de bu küçük partilerin oy oranlarında ciddi bir aşınma oluyordu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün talepleri gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklermiş gibi gözüküyor. Öbür taraftan kendileri e, herhangi bir sonuç alamıyorlar bu altınlı masadan kendi siyasi taleplerine dair. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu müttefiklerinin elini de rahatlatmak istemiş olabilir. Ama bu üç isteği de olmadı. Tam tersine Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu aldı. E, tam tersine bir kontra atakla gerçekten jeneriklik bir gole çevirdi. Ee, bunun neden sorusuna, peki neden yaptı Kemal Kılıçdaroğlu sorusuna benim verdiğim yanıt ne diye sorarsanız benim kişisel yanıtım şu: e, herhangi bir hakaret amacı gütmemekle bir tespiti yapmakla yükümlü hissediyorum kendimi. Neden yaptı? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten bu siyaset işini beceremedi. Peki, teşekkür ediyorum. Ama ben bir tamamlayayım isterseniz. Yani bunun bir mantığı tamam, var. Buyurun, buyurun sadece Buyurun. Ben tamamladığınızı zannettim. bakmayın. Buyurun. Kötü bir söz söylemek için söylemedim. Hı, hı İki adım sonrasını öngöremedi. Ben bunu ortaya attığımda ne olur? Ne biter? Karşı taraf nasıl bir reaksiyon verir? Bunun karşılığında gerçekten ben istediğimi elde edebilirim mi? diye Tam da aslında ben şimdi, o önemli bir noktaya değindiniz. Oradan devam etmek istiyordum. Yani şimdi dediniz ya Sayın Cumhurbaşkanı jeneriklik bir gole çevirdi bunu diye. Ya bunu hesap edemedi mi Sayın i̇şte, Yani hesap neden sorusunu soruyorsunuz ya tam da bu hesap edemediği için o yüzden de ben bu siyasi işini beceremedi. İki adım sonrasını öngöremedi. E, muhalefette olmanın ve Erdoğan karşıtlığı yapmanın her halükarda işe yaradığına dair muhalif konformizme o kadar alışmış ki hiç bir adım sonrasında ya peki ne olur Erdoğan ne cevap verir buna gerçekten çıkıp eli yükselterek benim üzerime gelir diye de düşünmemiş. Herhalde geri vites yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın falan. Halbuki Türkiye'de işte ne bileyim 60 milyon kadar seçmen var. 60 milyon kadar seçmenin aşağı yukarı hepsine sorun. Yaklaşık size 50 milyonu şunu der ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tür şey, meselelerde hiç de geri vitesi olmaz. Aksine Erdoğan'a tam da en önem verdiği siyasi alanlardan bir tanesinde geldiğinizde aksine Erdoğan'a siyasi özgürlükler toplumsal özgürlükleri genişletmek gibi bir şeyle geldiğinizde aksine Erdoğan'ı siyaseten sıkıştırmak üzere geldiğinizde Erdoğan sizin tersinden tam böyle üzerinizden atlayarak gider yani 30 senedir Erdoğan'ı izleyen siyasi gözlemciler bilir ki siz böyle bir adımla geldiğinizde Erdoğan bir adım daha öteye çıkar. Ve aynen de onu yaptı. Yasa değişikliği. Biz burada bu o gece daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklamadan o gece burada konuştuk. Hepimizin ortak kanaati dört kişiydik. Dördümüzün de ortak kanaati Erdoğan bunu bir adım daha öteye götürecektir çarşamba günü diye hepimiz söyledik. Yani bunu bunu öngörememesi yani neden yaptı diyorsunuz ya bunu hakikaten öngöremedi. Öylesine e, basit bir siyaset ki yani kendi kafasında herhalde ortaklarıyla oturmuş, e, konuşmuşlar. Böyle siyaset çok basit bir dizayn işiymiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece başörtüsü meselesini bir e, araç olarak kullanıyormuş. Hemen gelin oradan bir yasa teklifi koyalım, tak o da böyle geri adım atmak zorunda kalsın, onun elinden alalım falan. Hakikaten bu basitlikte düşündüklerse basitlikleri için tebrik etmek isterim. Ama aldıkları sonuç tam tersini oldu. Öyle bir sonuç çıktı ki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki madem öyle mi yasa yeterince koruma sağlamaz. Madem siz gerçekten bu ülkedeki başörtülü insanların özgürlüklerini düşünüyor musunuz? Gelin 2009 yılında yaptığım 2008 yılında yaptığımız gibi bunu bir anayasa değişikliği halinde yapalım. Anayasaya koyalım bu güvenceleri. Yarın öbür gün gitgellerle değiştirilemesin. Ve dedi tam açıklamayı yaparken aynen bunu da düşündük o gece. Hep burada oturanlar konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyleyecektir. Gel Hodri Meydan madem öyle istiyorsun gel bunu anayasal bir değişimle yapalım. O zaman senin bu işte samimi olup olmadığın çıksın diyecek dedik. Hakikaten öyle oldu. Yani biz medyum falan değiliz. Biz bir kristal küreye bakarak bir kehanet üretmiyoruz. Türkiye'de azıcık aklı başında olan bir insan Türkiye siyasetini izlediğinde Erdoğan'ın böyle bir konuda geri adım atmayacağını bilir. O yüzden de daha o gece hepimiz dedik ki ya yarın görün Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu. Hatta ben şeyi kullandım Kemal Kılıçdaroğlu üstten bastırıp puan almaya çalışıyor ama kendisi kündeye gelecek dedik. Hep bunu söyledik. Tam da onun üzerinden yani neden yaptı? Hakikaten bir masaya oturmuşlar, altı kafalar kafa kafaya vermişler. Siyaseten kendilerini zor durumda bırakacak bir adımı atmışlar. Şimdi düşünün, Gerçekten bir anayasa değişikliği teklifi geldi. AK Parti destekledi. MHP destekledi. Tek başına yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor. Ne olması lazım? CHP'nin desteklemesi lazım. <laughs> CHP desteklemezse kimin desteklemesi lazım? İyi Parti ve diğerleri desteklediğinde ancak referanduma gidecek kadar sonuç çıkar. Şimdi düşünelim. İyi Parti ne diyecek? Şimdi CHP hayır diyeceğini şimdiden söyleyerek bu testten kaldığını gösterdi. Hem kendi seçmenine seçmeniyle sorun yaşadı bu süreci kötü yönettin diye. Hem AK Parti seçmeninden oy alacaktı ya onu alamayacak hale geldi. Çünkü anayasa değişikliği teklifinde topu taca atıyorsun diye. Kendisi için sorun. İyi Parti, iyi Parti şimdi desteklese bir dert anayasa değişikliğini desteklemese bir dert. Desteklese AK Parti ile beraber Millet İttifakı'ndan kopmuş AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir pozisyona düşecek. Zaten biraz öyle oldu. Desteklemese, desteklemese İyi Parti merkez sağa falan açılmayı hayal ediyordu. O hayal ortadan kalkacak. Öbür dört küçük partiye gelelim. Birer ikişer milletvekilleri var. Destekleyecek, destekleyecek olurlarsa altılı masanın içerisinde her kafadan bir ses çıkmış olacak desteklememeye kalkarlarsa Saadet Partisi, <laughs> Gelecek Partisi, Deva Partisi hepsi sağ kesinlikle. Siz niye kurdunuz bu partileri derler adama? Şimdi öyle bir sonuç çıktı ki ortaya. Yani insanın kendi başına açtığı belayı yedi düvel bir araya gelse açamazmış. O yüzden neden diye soruyorsunuz ya. Bu siyasi basiretsizlik nedeniyle bu e, adım atıldı. Ve sonucunu da hep beraber göreceğiz. Peki teşekkürler. Yani Sayın Sarı sizinle devam edelim. Aslında e, Sayın Yalçın böyle üç maddede e, özetledi fikirlerini. E, Sayın Kılıçdaroğlu bunu helalleşme kavramı etrafında e, önemli bir alan olarak değerlendirmek istemiş olabilir dedi. Diğer yandan ikinci madde olarak AK Parti'nin elinden e, bir koz alabileceğini düşündü ama alamadı diye ifade etti. Bir yandan da e, müttefiklerine e, destek çıkmak için e, bunu yapmış olabilir dedi. Şimdi... Peki bu adım seçmenin nezdinde nasıl bir karşılık buldu sizce? Çünkü çok sayıda da eleştiri görüyoruz bir yandan. Şimdi ben de step by step gideceğim. Hı -hı. Bir, bir de vahalelleşeceğim dedi Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin 1980'den bu yana en büyük özgürlük sorunlarından bir tanesi bu başörtü sorunu. 12 Eylül cumtasının ortaya çıkarttığı bir durum bu o günden bugüne kadar işte dallanıp budaklanıp geldi. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda bir takım noksanlıkları, kabahatleri oldu. ve ben bütün kabahatlerimizle yüzleşip helalleşeceğim dedi. Bir defa Kılıçdaroğlu. Bu bir. Her türlü. Daha ben bunun daha devamını geleceğini zannediyorum. Yani hiç bir, bir siyasi ikbal e, e, beklediğini düşünmüyorum bu konularda. Devamı derken neden bahsediyorsunuz? Da, daha başka konularda, daha başka e, şeyler e, yapacak. Neler mesela? E, bilmiyorum. göreceğiz. Yani e, be, benim tahminim bu. Daha e, böyle çok böyle partisinin çok Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tarz e, bireysel çıkışları mı olacak? E, helalleşme Anladım. çıkışları ha, olacak. Ondan bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bu bu çıkışından bir hafta önce... Ama şimdi hani kendi tabanından da eleştiri aldı, yorumları yaptı. O eleştirilere oraya. rağmen mi bu çıkışlara devam edecek? Evet, edelim? devam edecek gibi düşünüyorum. Ben öyle zannediyorum. Bir sonraki aşama bir hafta önce, bu çıkıştan bir hafta önce benim yanımda mısınız diye kendi milletvekillerine, kendi yöneticilerine sordu. evet. İzmir'de Seferi Sar'deki kampta benim ifadesini kullandı ifadesini ve ifadesini kullandı ki bu kendi seçmeninden kendi etrafından bir takım eleştiriler geleceğini öngördü. Bu yani bu bir günlük bir şey değil yani ben sabah kalkayım oturayım akşam başörtüsüyle ilgili şöyle bir açıklama yapayım değil yani benim gördüğüm kadarıyla daha evveliyatı olan ee, epey bir evveliyatı olan bir durum. Yani üzerinde uzun uzun çalışılmış bir mevzu olduğunu ee, Evet, evet. Uzun uzun bir çalışılmış. Ee, e, benim gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir karşı hamleyle de geleceğini biliyordu Sayın e, Kılıçdaroğlu. Çok net söyledi. Gelin halledelim dedi. Hayır falan demedi. Ee, siz de de işte şey aç açılımı yapacaksınız, alevi açılımı yapacaksınız. Anayasaya onu da koyalım, bunu da koyalım dedi. Her ikisini birden anayasaya koyalım dedi. Ee, direk geçireceğiz dedi. Yani e, ve bütün siyasi partiler partilerde e, katılır e, diye düşün. Yani ben, ben bana göre doğru bir hamleydi özgürlükler için doğru bir hamleydi. Ee, Erdoğan'a karşı yapılmış bir girişim olduğunu da çok düşünmüyorum ben. Yani Erdoğan'a veya Ak Parti'ye veya iktidara karşı yapılmış bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Şuna katılıyorum ama. Ee, şimdi e, e, altılı masanın içerisinde. E, e, dini hassasiyetlere çok önem veren siyasi partiler var. İşte Gelecek Partisi, Saadet Partisi gibi bunlar daha böyle bir ön plana çıkıyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla ben çünkü dolaşan bir araştırmacıyım. Yani sokaklarda olan bir araştırmacıyım. Anadolu'ya gidelim, Karadeniz'e gidelim, Akdeniz'e gidelim. Gördüğüm kadarıyla, çok yüksek eleştiri alıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yürüdükleri için. En büyük eleştiriyi buradan alıyorlar. Ya biz size oy vereceğiz ama işte başörtüsü ne, neler yaptı geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi? Görmüyor musunuz, hatırlamıyor musunuz? Bize neler yaptı şeklinde yaklaşımları bu Gelecek Partisi yöneticilerine, Saadet Partili yöneticileri böyle çıkışlar oluyor. Yani evet biz biliyoruz siz ekonomiyi sizin bu altılı masa ekonomiyi düzeltebilir. <laughs> Bakın şahit olduğum bir konuşmayı anlatıyorum. Evet bu düzeltebilir ama yani sonrası korkunç. Böyle böyle şeyler var. Ve anayasal düzenlemeye kadar çıksaydı eğer Sayın Kılıçdaroğlu bu yasa değil de anayasal bir düzenleme yapsaydı kendi çevresinde kimseyi bulamazdı ve Sayın Erdoğan'dan da böyle bir şey geleceğini biliyordu diye düşünüyorum ben. Yani bu bu önceden ben bulamazdı kendi çevresinde kimse. Çok ciddi bir değişiklik. Yani bakın her taraftan eleştiriliyor şu anda. Yani sizin şu yaptığınız eleştirilerin e, belki de on mislini kendi tarafında bulunan e, akademisyenler, televizyoncular, haberciler, gazeteciler yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani şu mu? Cumhuriyet Halk Sen Partisi bunu nasıl yaparsın? Sen bunu nasıl söylersin? anayasal bir değişikliğe destek yok mu? Onu mu söylüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikir önderleri arasında buna çok yüksek destek yok. Fakat e, ama kendisi istiyor bunu yapmayı. Yani niye yani böyle bir şey desteğin yani? olmadığını bilerek mi böyle bir Hayır ama kendi partisine hakim Fikir önderlerinden bahsediyoruz. Yani geçen gün bir açıklama yapıldı CHP yönetiminin. bu benim Mesela. görüşüm yani bir şey Bilmiyorum. olarak şunu söyledi. Hani sizin belki açıklama ihtiyacınız olabilir diye ya da açıklanması gerekebilir diye söylüyorum. Halk TV'de izledik. Yani şunu söylüyor. Diyor ki yani kendi hiç diyor yakın çevresiyle yani bu işin işte şeyleriyle partinileriyle hiç görüşmedi diyor. Kendi dar birkaç kişiyle buna karar verip yaptı diye de bir kendi işlerini eleştiriyorlar. Böyle eleştiriyorlar. eleştiriyorlar. Evet. Çok ciddi bir yani şekilde eleştiriyorlar. Partinin haberi yok bundan Hem dediler yani. bu taraftan yani. eleştiriliyor ki hani geçmişte AK Parti'yi eleştiriyorlardılar. İşte bizim yaşam şeylerimize karışacaklar, yaşam standartlarımızı kısacaklar, takkiye yapıyorlar, şudur budur diye. Bugün de aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu eleştiriyor ama ben sonuçta hiç önemli değil. Bakın biraz evvel hesabı yaptı Hasan Basri Hoca. Dedi ki AK Parti Cumhur İttifakı ile CHP'nin oyları anayasa için yeterli oluyor dedi. Evet oluyor. Evet. 400'ü geçiyorlar. Evet. Niye yumrukları sıkarak gidiyoruz ki? Açalım şu sıkılmış yumrukları el sıkışarak gidelim. Bu sorun Türkiye'nin önemli özgürlük sorunlarından bir tanesi. Ben üniversitede okuyordum ya biliyorum. Ben hiç de o tarafta değildim. Ama ben bu, bu, bu sorunları, bunları protesto etmek için. E, de kaç nesil? Bakın ben üniversitede okurken de aynı problem vardı mesela. Yani vardı. Yani. Aramızda vardı. kaç yaş var? Yani bu, bu, bu problem vardı. çözelim diyor. Ben 1985'te Harp Okulu'na girdiğinde de bu sorun vardı. Ben de 89'dan 25. bahsediyorum. Yani aynı çok uzun süredir yani. var hocam. Çünkü 2005-2006 filan. Vardı bu problem. Bu problemi çözmek gerekiyor ve bu problem hala devam etmese, hala kadınlarımız üzerinde tedirginlik yaratmasa, kalkıp da işte bak bu adamlar gelirse işte yine başörtüsüne karışacaklar, yine dinimize karışacaklar falan diye yani doğu Peki Anadolu bu insanı... endişeyi e, yaşayanlar tarafından e, olumlu Ortadan karşılan... kaldıralım diyor bunu. Bu bu kaldırmıyor mu? Ay, de... O endişeyi yaşayan kişiler tarafından olumlu karşılanmıyor. Ama bu kaldırmıyor endişeyi. Endişeyi şu kaldırır. Bu anayasa değişikliği teklifi var ya. Hı -hı. Ona evet oyu ver e, Tamam ve zaten onu söylüyor. Sever vermeyecek yani. ama yani. Bir şey yok. yani bilmiyorum daha Hayır. verecek mi vermeyecek yani, mi şu aşamada bilmiyoruz yönet... onu o, o, hani... nasıl nereden biliyorsunuz şey özgür, özgür özelin bir açıklaması oldu şimdi anayasa mı değiştireceğiz diye değil ya vermeyecek yani yani Murat o orada orada zaman orada zamanlamayla diyeceğim. ilgili bir, bir bir şey var bir anayasa değişikliği bunlar bahane ama biliyorsunuz tabii ya yani. yani. tabii tamam, laf yani. olabilir yani bak en azından Seçime kadar bahane diyorsunuz ya, en azından seçim'e kadar bir tane yasa gelmiş oraya, koyalım o yasayı devreye, girsin o de, o yasa şu anda. Dursun, seçimden sonra da hemen bu değişikliği yapalım. Tamam işte bu, bu, zaten. Bu zor bir şey i̇nsanların güvenmediği yer bura. Evet. İnsanlar diyor ki, yok madem seçimden sonra. Öyle yasayla seçime gidelim, seçimden sonra bakalım benim Anladım. paşa gönlüm olursa size yo, bu şeyi yo, veririm. Öyle değil öyle, öyle değil. öyle değil. Gerçekten yani bir siyasi taahhütünüz işte. varsa yok. anayasa Nasıl değişikliği şey? buyurun desteklersiniz. Ya, referandum yapmadan ben, siz ben direkt meclisten çıkınsa e, olsun diyorsunuz. Tamam 400 kişi toplarsınız oyları. 400. Tamam Cumhuriyet o geçtiği AK Parti. zaman A, tamam yani referandum yapılmadan halk onayı alınmadan anayasa değişikliği. 400'ün üzerinde çıktığı zaman halk oynamasına gerek yok da. Temayül Buyur. halk oylaması yapmak bugüne kadar hiçbir tamam, şey yok. Tamam halk oylamasına da gidelim buyurun 400'ün üstünde çıksın. E, Desinler ay derkin, halk de oylaması demek yani. 6 ay demek buyurun. yüksek seçim. Halk, halk oylamasına gerek yok. Anayasa değişikliğinde burada zaten AK Parti veriyorsa. Hayır madem öyle halk veriyorsa... oylaması istiyorsanız ya, 3 ayda da ona gidelim. Yani öyle bir tahammül yani. yok ki. Biz yani anayasa değişikliği Ben söylemiyorum ya. Öyle bir tahammül yok. mı öyle bir tahammül yok. Neyse yani sonuçta bakın eğer bir sorunu çözmek istiyorsanız bu sorunu çözersiniz. Tamam çözmek istemiyorsanız da Her iki taraf için içinde söylüyorum. Yani ben bak burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini yapacak değilim. Ama yani her iki taraf içinde söylüyorum. Bu, bu sorun önemli bir sorumdur. Önemli bir özgürlük sorunudur. Ve bu sorunun da çözülmesi gerekir. Bu çok nettir. Çünkü endişeli bir kitle vardı. Ya bir tek bir tek örtülü kadınların sorununu çözmüyor zaten o kanunda. Eğer o şekilde gelirse Örtünmeyen kadının da sorununu çözüyor. Örtünmeyen kadın içerisinde de endişeli bir grup var. Gerçekten hala hazırda var. Yani bir yasayı okuduğunuz zaman, yani yasa teklifini bir okuduğunuz zaman onu orada görürsünüz. Ee, çok açık ve net bir şekilde bütün kadınları kapsadığını görürsünüz o yasa teklifinin. Yani e, a, 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 o e, vakti zamanında 2009 muydu? şey 2008. yapılması galiba 2009 seçimlerinden önceydi işte. 2008'deydi. E, oradaki anayasa değişikliğinde de böyle çok büyük kriz yaratacak bir şey yoktu. E, zamanın e, derinleri girdi. Onu işte ortalığı birbirine kattı. Türkiye'de geri çekildi. E, e, hatta e, bakın AK Parti iktidara ilk geldiğinde 2002 yıllarında 2000, kendi seçmeni tarafından bu konuya niye el atmıyorsun diye eleştirildi. O zaman başbakanı olan Sayın Cumhurbaşkanı "Durun, biraz vakti var." dedi. Ve bunun manşetleri var duruyor. Yani kendi seçmeni bu ülkede bir takım şeyleri yapmak zor bir takım e, özgürlük hareketlerinde bulunmak zor. İşte bakın günü zamanı geldi ama biraz geç geldi tabii. Ama birisi çıktı karşısındaki birisi hem de kendisiyle <laughs> kıyasıya ya e, muhalefet yapan birisi çıktı. Dedi ki ya bu, 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 durumu düzeltelim. Benim, anla, benim anladığım bu. Ha, geri alt, arkasında şu niyet vardır, bu niyet vardır. Ya ben, ben bunları bilmem. Eğer bu kabul edilirse <laughs> Bir nebzede olsa özgürlüklerin yani, şeyi, yolu açılmış ama olacak. Ama bakın bu kanunda hiç başörtüsü diye bir şey geçmiyor biliyor musunuz? Evet, musun? evet biliyorum. Geçmiyor. Ama kadınların ne giyineceğine karışamazsınız bakın, diyor çok, kanun. Okur musunuz kanunu? Başörtüsü kanunu ben de, diye. Siz önünüzde galiba. Evet, başörtüsü kanunu diyeceğim. Bir kere tek maddelik bu. Üç maddelik evet, değil. Tek madde. Üç tek madde. madde çıktığı, çıktığı zaman yürürlüğe oluşuyor. girer diyor. Çünkü diğer iki madde bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür. Kanun yürürlüğü Yani. Aslında tek madde. Şimdi baktığımızda bir kere bakın aynen okuyorum. İşte kadınlar diyor şu alanlarda cübbe, önlük, üniforma ve diğer. Bakın hiç şey yok. Yani bir başörtüsü ya da işte dinin gereği ya da inancının gereği, türban ya da ne bileyim. Öyle bir şey yok. Cübbe, önlük, üniforma ve buna benzer. Dışında kıyafet giymek vesaire. Yani dolayısıyla şimdi bir kere bu bir şey. Hayır e, başörtünü takacaksın e, diyor. Cübbeni e, de giyeceksin diyor. Sonuna kadar bir şey geçmiyor. Hocam. Hayır. Bakın şimdi o zaman tapmak... bu kanunun adı başörtüsü kanunu falan e, değil. diye demesinler. E, değil. Kıyafet kadınlara düzenlemesi diyelim. O zaman bu kanunun adı kıyafet e, düzenlemesi. Kadınlara olur. özgürlük ha, kanunu şimdi, diyelim. Yani ikincisi şimdi bakın ne kadar bu konuda toplumda travmalar yaratıldı değil mi? Hı. Hatta bunun için e, Özür diliyorum ben şeyi aldım ama yani mesela Batı Çözüm çalışma grubu sorunlu. diye bir şey türedi. Değil mi? Yani evet. bir anlamda özgürlükleri Sayın güçler, çözüyor mu sorunu? Bu çözmüyor an. efendim. Ben de tam onu gerekçelendirmeye çalışıyorum. Müsaade edin, hani onu gerekçelendirmeye çalışıyorum. Hani şunun üzerinden gidelim ha yani somut gerçeklik üzerinden. Yani e, şeye baktığımızda o kadar çok mesela söyleyebileceğim ya şu alanda ne olacak ya da şöyle olursa ne olacak. Şimdi kanun bunları kapsayacak çünkü bu bir kanun. Anayasa hükmü değil. Anayasa daha genel. Ya bir de anayasa mahkemesinin verdiği karar var. O kararın altına kanun çıkarsan ne, çıkarmasan ne. Evet. Dolayısıyla. Saçma. Yani bunlar. Kanun çıkar mı onun altına? Ş ben Direkt anayasa mahkemesi. İtiraz, itiraz, itiraz bir tek anayasa mahkemesi. Yani şöyle ben mahtis, şunu anladım. Mahkemesi bir, mahtireysen bir itiraz şey yapmaz. Eden, ne Keşke hakikaten iyi yani samimi olarak bu konuyu çözme yönünde bir hmm. irade gösterilmiş olsaydı. Ya yani bir şöyle dört dörtlük bir kanun beklerdim yani. Bir maddelik 3-5 satırdan içinde başörtüsü bile geçmeyen... Bir şeyi sunmak bence bu bir kere bu adı da doğru değil. Dolayısıyla hakikaten çok boşluklar var. Hukukçularımız bunu eminim çok daha iyi değerlen Dün çünkü bir yayında bu konuda gerçekten çok önemli açıklamalar yapıldı. Hani hem kanun yapma tekniği hem de e, anlamlandırma açısından ciddi boşluklar var. Bunu dediğim gibi hukukçulara bırakacağım şey yapmayacağım. Ama neticede hani şimdi mesela diyoruz ki işte Alevi yurttaşlarımızın sorunu çözülmesi için pek çok alevi çalıştayları yapılıyor. Binlerce kişiyle görüşülüyor ve ne diyor Bunun işte öyle. Alevi e, Cem Vakfı e, Derneği Başkan Yardımcısı yüzde %80'ini neredeyse karşılıyor." E şimdi baktığımızda ulan bu insanların hayatları gömüldü ya. O Batı çalışma grubunun neler yaptığını yani şimdi istiyorsanız örnek de veririm de tekrar travmatize etmek istemiyorum. Ama yani gerçekten insanda insanlık onuru bırakmayacak şekilde insanların neler yapıldığını Geçmişte biliyoruz. E şimdi kim siz bununla mı düzenleyeceksiniz? Kim yaptı bu işi? Yani şimdi Hayır, kim yaptı? Şimdi Bek bir general yaptı. bir bir, Bek bir, dakika, bir, bir şey söyleyeceğim. O, on, on bir 12 okumak Eğrüt istiyorum ben. Yok 1980 yani. darbesine kadar sadece 5 kadar değil de yani. böyle oraya kadar değil. Yani, yani bir bakın bu değil işin değil siyasi ya, ayağı bu işin üniversitede çözülmeye çalışıldı. Hayır, işin, bu işin siyasi ayağı Evet işte helalleşiyor. Böyle bir tartışma. 5 sene evvel yaptı helalleşiyor. 20 senedeki 30 senedeki hata yaptım. Geri alıyorum. Şimdi tek tek konuşursak Eylül'te izleyenler mi? daha yani, iyi anlayacak. Hakkınızı etmiyoruz ne olacak öbür taraf. Yani e... Türkiye'de, Türkiye'de kusura bakmayın 12 Eylül'e kadar ben Üniversite'de okudum. Bizim okuduğumuz dönemlerde ne başörtüsü yasağı vardı ne de o zaman turban diye bir tartışma. Bunu rahmetli Doğramacı'ya ben sordum. Dedim ki ya Doğramacı'ya nereden bela ettin sen bunu başımıza? Sene 1987 dedi. Arabayla gidiyoruz yanında evrenin arabasında evren demiş ki ya bu kızlar farklı başörtüsüyle geliyorlar bu farklı başörtüsünü bir düzene bağlayalım diyor ki ben de sordum nasıl bağlayalım ya Mehmet keçecilerin karısının baş bağlaması çok güzel dedik o turban dedikleri olay Mehmet Keçecilerin eşinin Efendim, başını yani O kadar basit değil. ama müsaade Yaşa yaşananlar ben, sizin ama söylediğiniz size, kadar basit Ben, değil ben size bu işi yapan doğramacının ağzından ya onu anlatayım. Ama, niye Kıymet, kıymetli, kıymetli, kıymetli evren Paşa'yı savuruyorsunuz. Hayır hayır, var, hayır evren Paşa'yı değil. Ama ben diyorum bu meseleye şey bu ülkeye Burası, bu tartışmayı şey var. 12 Eylül'den Anır, sonra olur, olur ama ya. açın bakın ben ya Kı merak eden Kı bizi bakalım. internette baksın. Bu 12 kıymetli Eylül'den bakalım. sonra çıkarılan Aynı ama şeyi ama dinleyin müsaade, efendim. Hayır bakın, bakın. dinleyin. Yani bu işin siyasi ve bürokrasi de, ayağı olmadı. 5 general, komutanı, 5 general 12 olur. Eylül'den sonra yayınladıkları kılık kıyafet yönetmeliğinde ordu evlerine yasak getirdiler. Herhangi insanların <laughs> kullanmasına yasak getirdiler. Ondan sonra bu iş 12 Eylül'den sonra 87 yılında üniversite için yapınca doğru amacımıza oturduk dediği bir tane yönetmenlik tarif yaptık. Yani ikinci hikayesi bu. Yönetmenlik yayınlandı. İşte o zaman ne oldu biliyor musunuz? Bu yönetmenliğe bazı kesimler vay başörtüsü şeyi dedi. Ana, şeye gittiler Danıştay'a. Danıştay bu sefer o yönetmenliği iptal edip yasaktır meselesi öyle başladı. Türkiye'nin başını dikkat edin anayasada bir yasak yok. Kanunlarda hiçbir yasak yok. yok. yok evet. Hiçbir yasak yok. Ama bir yönetmenliğe herkes Türkiye'nin kaderine şu anda da aynı şey. Türkiye'yi bürokratlar yönetiyor. O yönetmen. Bürokratların yorumu, bürokratların siyasete etkisi orada yani şimdi kusura bakmayın şeyde ordu evlerine 12 Eylül'e kadar başörtülü, başörtüsüz kişi, kimse annesinin başörtülüyken girmesine itiraz etmiyordu ki. Açın bakın, silahlı kuvvetlerde bile, hani bu ordu evlerine var ya, 12 Eylül'den sonra yapıldı. Yani Türkiye'de birileri Türkiye'yi karıştırmak için kanun yok, anayasa değişikliği, anayasa yok ama bir yönetmenlikle, o bürokrasi. Sonra yargı da bu işe <laughs> karışıyor. Siyasi. E, ve Bu yargı da karışıyor. Yargı kararı bu kanun gibi kabul ediyor. Sizin itirazınız doğru. Bakın ne diyorum. İtirazınız neden doğru? Bir kere önce size karşı çıkmıyorum. Ama önce şunu getirmek lazım. Bu işi milli irade getirmedi. Benim zaten anlamadığım, bizim bir arkadaşımız var Veli Özçelik. Bugün dedim ki programa çıkacağım. Bana dedi ki ya merak ediyoruz. Bu Kılıçdaroğlu neyin helalleşmesini yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi 1974-75 dönemi Ecevit Milli Selamet Partisi koalisyonu dışında ve 11'lerle kurduğu koalisyon dışında hiç iktidar oldu mu? Helalleşeceğim dediği konular o iktidar zamanında mı? En fazla İmam Hatip Okulu 74-75 yılında kuruldu. Yani e Kırklarda yaptıkları için yani Sadece partisi falan değil. Başbakan Ecevit, CHP de var içinde. İmam Hatip okulları kuruldu. <laughs> İmam Hatip okullarının ilk açılışı Mustafa Kemal Atatürk zamanındadır. Şimdi buradaki yanlış tartışma nerede? Sizin haklı olduğunuz, daha doğrusu Sayın Sarı'nın ve sizin söylediğiniz tartışma şu. Şimdi şu şey dese ki Sayın e, Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümek için olmuştur. Sayın Erba Erdoğan bu lafı söyledi diye CHP'liler oylarını AK Parti'ye mi verecek? Hayır. Şeyi de CHP'de çıkıp başkanı böyle kapanmış artık bir tartışma konusu olmayan bir konuyu gündeme getirirken kim veriyorsa aklı etrafındakiler, etrafındakiler kim veriyorsa bu aklı bu teklifi verelim. Aslında kapanmış bir yarayı kapanmış bir olayı, artık tartışılmayan bir olayı, bu işin en muğlak üç tane yeri vardı Türkiye'de. Bir şey sorabilir miyim? Bakın, Sizce üç bir tane şey yeri vardı. Hayır, sorunuz için. bir, Bey, CHP'nin önüne Askerlik şeyinde, silahlı kuvvetlerde yönetmenlik var. nasıl İki, kapanmış? İki, YÖK'te yapılan o yönetmenlik, Danıştay kararıyla kanun oldu. Size bir şey sormak istiyorum. Üç, evet. Türkiye Büyük Bakın. Millet Meclisi iç düzüğünde tamam, vardı. Tamam, Anladım. Sorun Sayın, Sayın evet, güzel. Bir şey sormak Tabii. istiyorum. Tabii. Teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Fakat bu söyledikleriniz yani işte Sayın Erdoğan'dan örnek verdiniz Kılıçdaroğlu'nun Yani aslında işi çözmek yerine oy seçime yönelik oy kaygısı. E işte iki yok, değil tarafını mi? yaptığı yap değil mi? Yani Tayyip Erdoğan da yanlış yapıyor. Kılıçdaroğlu da yanlış Hayır, yapıyor. ne bunu söylüyorsun bu? yapıyor. bir, söylüyorum? İkisi Hayır, de yanlış yapıyor. İkisi Türk de, Türk birbirini benim. kolluyor. Biliyor Ama musunuz? Sayın yo, yo. Erdoğan ne dedi? dedi ki bak ben sana tarihçi değil. yani, bir yani, bir evet. şey yani Çok evet. önemli atlamalar dakika, var. bu anlattığınız iki Şimdi sırayla gidelim. Ben size söylüyorum. Yanlış yapıldı. Yerden göğe kadar. Ordu evlerine sokulmaması da yanlıştı. Hiç olmayan. Bakın yüksek öğretime de getirilmesi yanlıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 12 Eylül'den sonra hazırlanan kanunda olmadığı Tarih, halde üç düzüğüne konması da yanlış. Yok da yanlış. Yok, yok da Ay yanlış. Tamam. E, Doğru amacı da yanlış. Var, var Tarih, bu yanlışlıkların üzerine Sayın bu tartışıyoruz. Tarih, yani ben şey gerçekleri... Türkiye'nin şu anda en büyük derdini biliyor musunuz? En büyük derdimiz dört taraftan kuşatılmış Türkiye'nin şu anda köşeye savaş açtığında sizin alanınıza giriyor komutanım. Bir noktada olmayan bir tartışmayı siyaset gündeme tamam. getiriyor. Ya yanlış. Tamam yani o meseleyi zaten şimdi biz politikaya bakacağız. Dolçak gemisinin ne işi var? Doğrusu, tamam onları konuşacağız. Doğrusu e, yanlışı gündemimiz Yalçın, siz olduğunda onu da konuşuruz. Şimdi bakın eğer tarihi süreçleri yanlış tarif edersek bütün tartışmayı yanlış bir zemine kurmuş oluruz. Yani öyle başörtüsü sorunu bu ülkede yoktu. İşte 5 tane general milli birlik komitesi geldi. Bunlar bunu ürettiler. 87'de yönetmelik çıktı falan. 87'deki yönetmeliğin çıkıyor oluşu bu meselenin Kenan Evren'le başladığı, Kenan Evren'le bittiği anlamına gelmez. Yani 87'den... Bitmedi Kenan Evren'in canım zaten hikaye oldu. Kenan Evren, ya bir dakika, orada. Hangi şey, Kenan bir evren hale devam ediyor. Ya bir hale devam ediyor. Kenan Evren'den önce de vardı bu sorun. Kenan Evren'den sonra da vardı. Kenan Evren köşe... Hayır Kenan Evren'den evvel sorun yoktu. Yaparken... Ben okudum. 28 Şubatçılar gene ortaktılar. ve bakın 2013'e kadar sorun vardı. Yani nedir? İşte sorun 2013'e kadar er vardı. Kenan Evren 12 yokken, Eylül'den 2013'e kadar vardı. Kenan Evren yokken üniversiteleri bir kenara bırakın bu ülkede kamu kurum ve kuruluşlarında başörtülü çalışan bir Allah'ın kulu var mıydı? O zaman sorun değil miydi bu? Kenan Evren yok. Üniversitelerle ilgili sorun olması 87'deki yönetmelikle falan filan başlamış olabilir. bir 90'lı yılların başında üniversitelere az sayıda da olsa kapalı insanlar gidebiliyordu. Evet. Tekrar 28 Şubat'ta bunu hortlatıp Kemal Alemdaroğlular, bilmem neler, Nur Serterler falan bu işin içerisinde yok mu? Anayasa değişikliği yapıp bu mesele doğru düzgün anayasal bir metinle çözülecekken bunu Anayasa Mahkemesine götüren Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu bu hikayenin içerisinde yok mu? Ne güzel ya. Kenan Evren'in üzerine atalım bu hikayeyi. Kenan Evren yaptı. Nasıl da olsa öldü. Burada herkes tertemiz. Ter, ter Onunla başladı diyoruz. 5 tane yani genel, genel olsun. Yok 70 tane kovulmuş. Değerli hocam, evren hocam, hocam Kenan Evren'i atmıyorum. Kenan Evren'in yaptığı bu, bu doğru olmayan işe hemen bürokratlar dinle asıldı dinle, dinle ve tüm Kenan'ın başına zündle. bela oldu. Aslında aynı noktaya çıkıyor. Hocam. Aynı noktaya çıkıyor yani Tabii yani. canım yani, yani Türkiye'nin kaderi bu ya. Tespit Üzülüyorum yani Türk Türkiye'nin birini ya. irade yönetmiyor. Çözmeye, hala, e, o olan o. Iyi, tamam. hala bu meselenin üzerinden atlamanın bir yoludur bu. Evet. Nedir hikaye? Bugün çok basit. Helalleşme falan filan. Helalleşmek isteyen öyle uzun boylu konuşmanın anlamı yok. Hiç. Helalleşmek mi istiyorsun? Yaptığın hata belli. Anayasa Mahkemesine götürmüşsün, iptal ettirmişsin. Evet. Hı hı. Sen sorumlusun bundan. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Senin sorumluluk alanın tam bu. Boş ver Kenan Evren için falan benden helallik isteme. İstiyorum. Anayasa Mahkemesine götürmüşsün, iptal ettirmişsin. Hı. Gel Anayasa Mahkemesinin bu kararına rağmen bu anayasa değişikliğini evet ver de görelim. Hikaye bu. Hiç lafı uzatmanın, oraya buraya götürmenin bir anlamı Çok yok. Mı? Diyor. Siyaseten faydalıymış, ya, yalnız, buna zararlıymış. Ay, Şu da bir eksik neymiş? okuma var. Yani onu bir söylemem gerekiyor. Kılıçdaroğlu Değ durduk yerde bu teklifi getirdikten sonra siyasi görüntüyü Sayın Erdoğan'ın da hadi gel anayasa teklifi deme karşılığını beklemesi lazımdı. Yani komutan evet, doğru canım. söylüyor. Sen böyle bir yaparsan iki adım sonrasını ya da sizin söylediğiniz, hocanın söylediği doğru. Burada söylüyorum bu Veli Özçelik çok veciz bir şey söyledi bana bugün. Yahu dedi neyin helalleşmesini yapıyor? CHP iktidar mı olmuş? Yapılan aksan... Anayasa iktidarda... Mahkemesi'nden iptal ettirmesinin helalleşmesini yapsın. Evet, neyi? Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettirmesinin helalleşmesini yapsın. Buyursun. Hatta onu söylesin. Tamam onu söylesin. Onu söylesin. Hayır Buyursun. ben anlamıyorum ki ya, madem yanlış şeylerle helalleşiyor diyorsunuz. CHP ne zaman iktidar oldu dediniz. 40 40'larda Anayasa'ya neyi götürüp iptal Bey ne olur bilinleyin ya. Yani ne yaptı? Sayın Hade Türker müsaade eder misiniz Sayın Limoncuoğlu'nu dinleyelim buyurun. 40'larda yaptıklarının hesabını versin. 70'lerde iktidar iktidarken yaptıklarını. Ya 40'ları ne sol... karıştırıyorsun Masum kardeşim? Durun dur 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 oğlum Niye karıştırıyorsun ya? Niye karıştırıyorsun ya? Niye karıştırıyorsun ya? İşine ben Atatürk'ün partisiyim. Cumhuriyeti ben kurdum. Hoca ben başka partilerinle. bir dakika Parti olmayanların yaptığı hataları da söylerim. Bunlar önemli değil ya. Yani ben CHP'li değilim. Anlamadım kimin yaptığı ya. hataları? Ben CHP'li değilim. Benim söylediğim şey şu. Kimi benim söylediğim şey şu, bakın. Onu benim söylediğim şey şu, Türkiye'de bir bürokratik yönetimin, bürokrat cumhuriyetinin varlığını yortadan kaldıracak hangi iktidar olursa, hangi hükümet Kalkmaz. olursa, hepimizin desteklememiz lazım. Çünkü diyorum ki, ben niye örnek veriyorum? Şu anda her şeyi değiştir, anayasayı değiştir. Allah göstermesin, birileri şakşak şak yapar, ihtilal olur aynı gelir mantıkla bu işi değiştirirlerse halimiz haraptır. O zaman milli iradeye sahip çıkacağız. Milli iradeye sahip çıkmak demek oturup böyle sen onu yaptın, ben bunu yaptım kavgası değil. Gelecekte birlikte yaşama kavgasıdır. Ben size söyleyeyim mi? Kim, Masum Bey, ben, kim, bana, kim? bana gerçek hayır, mi hayır, ha? hayır, ben size değil. Kim? ben ne zaman konuşsam Kim? siz konuşmaya Kim? başlıyorsunuz. Kim? Ben konuşamıyorum Kim? yani. Hayır konuş canım. Sayın Buyur, Türker müsaadenizle bir dinleyelim konuş canım. sırayla ya gidelim bakalım, olur mu? Bir buçuk saat oldu 5 dakika konuşamadım buyurun. ya. Buyurun. Neyse konuşamadın ne ya. Artık ayıp oluyor ya. Kusura bakmayın yani ama bakanım ayıp oluyor yani. Ya bakın CHP birileri helalleşecekse Kırklarda yaptıklarının hesabını versin, 70'lerde saldığı aşırı solcu teröristten hesabını versin. Bir kere bunları konuşalım. Ayrıca da kendi evrenden çok daha önce 70'lerde, 60'larda biz bunları abilerimizden, babalarımızdan, amcalarımızdan, dayılarımızdan dinledik. Amfilerden kovulan başörtülü öğrenciler vardı. Bunlar <laughs> uydurma hikayeler değil. Sadece sayısı az olduğu için dikkat evet. çekmiyordu bu kadar. Bu kadar. Ya bakın ben ben şu anda mesela fiilen başörtüsüyle ilgili bir problem olduğunu da düşünmeyen birisiyim. Şu anda en azından fiilen İşler iyi gidiyor ki 2000'lerin ortasında üniversite okumuş, 2000'lerin ortasında ve ikinci yarısında üniversite okumuş birisi olarak lisans eğitimim yani. Ben başörtüsünde çok büyük baskı yapıldığını yaşayan, yaşamış da birisiyim. Yani or oradaki arkadaşlarımıza gelenleri de görmüş birisiyim ve vakıf üniversitesinde okudum. Benim okuduğum tam 28 Şubat yumuşarken benim okuduğum vakıf üniversitesinde o zaman İsmail Cem'le bir röportaj yaptılar. Ve o üniversite şey yaptığı için ee, biraz daha yumuşak kaldığı için orada röportaj yaparken Cumhuriyet Gazetesi yapmıştı röportajı, çok iyi hatırlıyorum. Orada başörtülü öğrenciler sınıfta görüldüğü için özür olarak bizim üniversiteye baskı yaptılar. Başörtülü öğrencileri almaması için. Biz güvenliklerle falan orada tartışım ufak tefek kavga etmiştik hatta ben onu da hatırlıyorum. Yani Kenan nefsini... Evren Marmaris'te o tarihte. Evet yani. Bunu, bu işi... Artık Kenan Evren'in getirdiğini söylüyorum. Ben Kenan Evren yaptım ha, Kenan demiyorum. Öğren bakın, bakın benim devam hocam ama burada bir zihniyet var. Ben zihniyet. Ben diyorum ki Bakın o yönetmelik değil. De yani, bu herhalde anlayın, benim kendi evren savunacak halim yok değil mi? Benim siyasi görüşüm e, benim benim söylüyorum belli. zaten. O, 12 12 12 Eylül'deki Cuntacıları, faşistlere savunacak alim yok. Mesela bu şu, şurada şu. Burada bir zihniyetin de devamı var. Bu çok net, çok aşikar bir şekilde 40'larda da vardı, 50'de de vardı, 60'larda da vardı, 70'lerde de vardı. Hep olan bir zihniyetin devamlılığı bu. Burada bir zihniyet var. Tamam mı? sözde layıklık adı altında dine, diyanete savaş açmış bir görüş var. Ya bakın bugün hala şimdi ismini de vermeyeyim kendisini ama tweetlerini gördüm. Çok yaşlı büyük bir zat. Ee, mesela işte başörtüsü değildir, bu sıkma baş problemidir diye tweet atmış mesela. Çok meşhur, çok bilindik bir sosyolog. Tamam mı? Hala biz bu, kafalarla uğraşıyoruz. Ama Allah'a şükür ki 40 yaş altında hemen hemen hiç kimsenin böyle bir problemi kalmadı. Böyle bir şeyi problem olarak dahi görmüyorlar ve bu işte çözüldü gitti zaten toplum tarafından. 40 yaş üstündekiler, 45 yaş üstündekiler e, bunu hala problem ediyorlar. Allah'tan artık ben, yeni nesillerin böyle bir ilk dönemde görmüyorum. Ya bakın ya ismini verebiliyor muyum? Kimin kimse... yok. Ya problem bakın yok. Emre Kongar'ın son attığı tweetlere bakın o zaman açın. Yani. Açın bakın. Emre Kongre Türkiye'yi mi temsil ediyor? Peki. Hayır bir zümreyi temsil ediyor yani. Peki söyleyeceksiniz. Sayın Bakan, bakın açıkça biraz önce Murat Bey dedi ki yani ben de paylaşıyorum onun kanaatini. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bunu destekletemez. istese bile destekletemez diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse anayasal bir güvenceyi kabul etmiyor. Daha özgür özel daha ilk dakika. Evet. Attı, evet. Attı, Anayasa değişikliğini ya. yapacağız dedi yani. Anayasa değişikliğine yokuz dedi. Evet. ya ben Ki bir şey... bu o ön almak için. Söyleyeceksiniz ama de Sayın Sarı'nın sözü yarım kalmıştı. Sayın evet, Sarı evet. siz tamamlar şu, mısınız? Şu şey bir, bir, ben, ben, e, e, bir eksik okundu çünkü. Bir sadece bunu okuyacağım. Tamam. Şey. E, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun teklifi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, virgül yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gereken cübbe, önlük, üniforma ve bunlar gibi dışında istedikleri gibi giyin yani öyle dememiş. Dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Ben de bunu diyorum. Kıyafet bakın. düzenlemesi bu diyorum. Kıyafet giyimi mi demek? Bu kıyafet zaten? düzenlemesi de baştan savma bir düzenleme. Tamam, hayır. Siz, yani, bakın, ya bunları da mı girmeyecekler dediniz de onun dışında diye, ciddi bakın, bir hukukçu. Kıymetli ben hocam. yanlış yanlış anladım o zaman. Bu, Veyahut, bu bir kıyafet düzenlemesi dedim. Evet. Başörtüsü düzenlemesi değil. Evet, ben de yani sadece şey başörtüsünü kapsamıyor. Tabi. Ama şunu demek istiyorum. O kadar çok boşluk var ki bunun içerisinde. Mesela yani var. Kamu özel tüzel kişiliklerinden ne olacak? Nasıl kamu özel? İşte bakın bir tanesi mesela. Bakın orada var mı kamu özel tüzel kişiliği diye bir şey? Ee, burada yok. Yani Ama şimdi... açık bir şekilde temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek bir biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamayacak. Hı. Kıymetli kadınlar. hocam, bakın kamu özel. Tamam da teşir, şey şöyle söyleyeyim. şuralar 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 demiş ya daha evet. onların içerisinde konulabilecek yerler Neler var açıklanabilecek mesela. bazı hususlar var. Var mesela, Sayın vekil. E, i̇şte kamu özel tüzel işte kişi. mecliste. Yani, yani işte hani ha. kanun teklifinde eksikse. Partiler zaten efendim, iktidar partileri hakimdir. Işte Onun Ben de yani. zaten oradan hareketle diyorum ki. Yok yok yani anayasa değişik değişeceğiz. Ben de kabul e, ediyorum. Çok onu. da anayasa üzerinde üzerinde çalışılarak hazırlanmış bir şey değil. Bir. İkincisi, <laughs> bakın çok önemli Benim bir şey, şey söyleyeceğim. Şey Sayın şimdi. Bakanım, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın birincisi bu. İyi bir hazırlık yok efendim. Kusura bakmasınlar. Hayır İki. ama siz dediniz ki cübbe de mi giymeyecek dediniz biraz evvel. Ben mi? Evet evet öyle, Hayır, öyle öyle bir şey dedim yanlış anladınız öyle değilmiş. Bu dedim bir başörtüsü düzenlemesi değil. Bu bir kıyafet düzenlemesi. Ama başörtüsü olarak sunuluyor dedim. Onu, Peki burka'yı o... falan da mı serbest bırakıyor bu? Çünkü bir sınır da koymuş. Güvenlikte hiçbir hiç, bak, bakın, bakın hiçbir hiç sınır, sınır, da sınır yani, koymam. Ya giymek zorunda da değil benim arkadaşlar. Yani anladığım. şimdi bu diğer kanunlara da aykırı. O. Bakın bazı kanunlarda Ses, da çelişki şey yaratıyor. Hiç, yani hiç şey demin dediğiniz bu. gibi yani öyle bir şey giyer ki ya Aynen. da öyle bir şey giymez, giymez ki. ki. Aynen. Şimdi bu diğer kanunlar Efendim, mesela ne? Giymez? Kıymetli, bakın. Burada. Burada ve bikini. Mesela. Ne giymez? Bakınız. Bir ya şey... sokakta bikiniyle dolaşan bir kadın gördünüz mü hiç? <laughs> yani bunu şimdi yani tatil kanun, kanun ama. Kanunu bu şekilde yapamazsınız ya. Bakın bunu gördünüz mü görmediniz? Bu kanun düzenlemesi evet, lazım. Kanun böyle yapılmaz. Yani gerçekten yani. çok cılız. Ya bu kanun değil ki, bu teklif. Teklif. Evet, tamam, bu teklif evet. nasıl geçer? Komisyonda bütün partiler, hmm, tamam hakim partiler, öyle söyler. Nedir? Yani, o zaman öyle... nasıl olması gerektiğini yani, söyleyin ama, ama, ideal, ama bir dakika. İdeal olan nedir? Ya gerçekten dört dörtlük bir hazırlıkla. Evet. Tamam mı? Bu baştan yani ya. Minimum baştan sorun e, yaratacak şey. Şimdi benim verdiğim kanun teklifini siz düşünmek zorunda mısınız? Ya bu sonu sonu mısınız? değil midir mi diyorsun? Hayır benim bu teklif. ya. Bu teklif. Bu bir teklif. Bunu, bunu iktidar komisyona yani götürecek. Komisyon denemez, Yok, yani komisyona götürecek. Komisyona götürecek. Yani bu kadar yani. O evet bu bir taslak da bu kadar da baştan sağlam olmaz ya. Bunun da bir ciddiyeti var yani. Her taslak baştan sağlam geliyor. Yok hiç öyle değil. Bütün taslaklar Ay, baştan Ay, Sayın Bakanım, olmasa öyle değil. Yani bakın, sayın komutan, komisyonlar var. Baştan savma evet. olmasa taslaklar Yok. ya da toplumun ters olmazsa parlamentoda komisyonlarda komisyonlarda alt komisyon kurulup taraflar bir araya gelip bu konuda mutabakat sağlayıp rapor yazmazlar. Yani eğer gelen her teklif aynen lob diye hatta ben bir şey daha söyleyeyim size. Bizim Ay, Türkiye'de zaten de Türkiye'de kanun yapma tekniği bizim burada yavru vatan dediğimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geridir. Neden geridir biliyor musunuz? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kanun teklifi verildiği zaman meclise 15 gün askıda durur. 15 gün halk bu teklifi okur. Bizim burada tartıştığımız gibi eksiklerini söyler. Oradaki raportör hazırlar bu eksiklere. Eksikleriyle birlikte komisyon gelir artık başlar çalışmaya ve onlar da onları dikkate alarak bir evet. de her partinin kendi görüşüne yapmış. göre zaten. ama bizim Türkiye'de her şey torba yasayla oluyor. Torba yasayla olunca ne oluyor? Bu bir da, da mı torba yasa? E, hayır bu torba yasa değil. Heh, o zaman şöyle söyleyeyim. Ama her şey torba yasayla olduğu için kanun yapma görme. tekniği açısından sayın bakan, CHP'nin herhalde hukukçuları var değil mi? E tamam kötü yani bir şey şimdi yapmamış burada şey. yok kötü bir şey demiyorum ama çok da e, özenli bir şekilde yapılmış bir şey değil. Ya düzeltin yazın özenli teklif edin. Ya değil öyle mi? değil ama tamam bakın. Yani. niye yani? anayasa teklifi Peki bu o kadar hassas bir konuda yazın, o, o zaman göreceğim. daha fazla bir abi, özenli ben, detaylı ben önce bir yani, yani Niye böyle üstün kör ki? Bu konunun deme ben? gelmesi aslında abesle iştigaldir şu arada, şu tarihte. Ama sen bu konuyu getirirsen ve bu konuyu ben bir de karşıt bir örnek verdim. Yani bu konuyu geri getirdin diye senin partine başörtülüler ekstra oy vermez. Tıpkı Sayın Erdoğan biz Atatürk'ün aslında partisiyiz dese CHP'lerin oraya oy vermeyeceği gibi. Yani bir kere bir şeyin aslı varken onun yerine o konuda o fikri savunan yerine kim geçmek isterse geçemez. Bu konularda fikir verenler onun için Sayın Sarı çok güzel bir şey söyledi. Ya, partiyi kendi içinde İhtilaflar var. Bunları belli bir kesim hazırlamış vermiş. Şimdi o hazırladıklarına siz hiç parlamentoda bulunmadığınız halde eleştiriyorsanız şu anda 20 yıldır parlamentoda olan CHP'li milletvekilleri bunu içine sindirememişse veriş şeklinde zaten onlar da eleştirirler. Ama onlar hepsi ister iktidar ister muhalefet olsun komisyonda gelir düzeltirler. Ama asıl sorun bu konunun durduk yerde gündeme getirilmesi. Evet. İkincisi yani, söylemek yani, istediğim benim de olsaydı. Get... Onu, onu söylüyorum. Evet. Yani helallaşma derken Veli Özçelik'in dediğine siz ne karşı diyorsunuz 40 yıllar, 70 yıllara Demek ki bir şeyi getirirken gündeme biraz evvel Sayın Yalçın'ın söylediği iki adım sonrasını düşünmeden getiriliyor. Niye getiriliyor? Çünkü Seçim hakim için. düşünce hakim düşünceye birilerinin önerisini gündeme getirmek. Ya bu seçim bu, bu da bir seçim hayır, seçim annesi değil mi Sayın Bakanım? Bu bir seçime yönelik bir hareket değil ister. mi? Nasıl? Bu aslında bir seçime yönelik hareket değil mi? O için AK hayır. Parti'nin oylarını hayır. almak İki tarafında söylemi o işin. Yok yok, iki tarafı demiyor. GF açısından bakın, söylüyorum. Bakın. Her gelen kanunu bir kere kanun teklifini muhalefet veriyorsa muhalefetin verdiği kanun teklifi hiçbir zaman seçime oy almak yani siz Neden? söylediniz ya. Neden? Yani Allah, şu bu dönemde bunun efendim, ortaya çıkması ama... abes iştigası ne der o zaman? Değil, beş yıl sonra da abes iştigası. Kıymetli bakanım size, soru size bir soru soruyorum. Bir konuyu, bir soru soruyorum. Çözümümüz bir konuyu tartışıyoruz. Gereksiz bakın, da, yere. Ustad bana bir laf söylüyor. Ben hani bir Peki, şey ama yapıyorum. bakın yani ben mor mor monogam var. itirazlar var. Gerek Müsaadenizle sırayla alayım. buyurun Sayın Limoncuoğlu. Daha sonra sizinkini alacağım ve öyle siz topluca cevap verin. Şunu şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Yani helalleşme dediğimiz şey insan mesela ben bir de olsam komutanımın yaptığı şeyden dolayı helallik istemem. Ve kendi yaptığım şeyden dolayı helallik isterim. Mesela Murat Bey'le ben helalleşecek olsam ya yani Murat Bey ben size şunu şunu yapmıştım. Hakkınızı helal edin derim. Değil mi? Helalleşme böyle olur. Evet. Siz kendi yaptığınızdan dolayı kendi yaptığınız bir şey üzerinden helalleşme istersiniz. İşte ne bileyim Murat Bey'in suyunu içmişimdir yanlışlıkla ona konan suyu. Aa hakkınızı helal edin derim. Ama komutanım içse o suyu ben de Murat Bey hakkınızı helal edin. Ben suyunuzu komutan içti ama bana helal demem. Mesela dereye gitmesi bir alakası yok. CHP kendi yaptıklarıyla ilgili bir. İkincisi bu hamle bu son hamle gerçekten evet Cumhurbaşkanı iyi bir santrofor olabilir ama bence o kadar iyi bir santrofor olmaya da gerek yoktu. Yani bu kadar iyi bir santrofor olmaya gerek yoktu. Benim gibi halı sahada oynayan bir orta halli bir topçunun dahi gol atabileceği bir şeydi. Yani Çile kaleye bırakılıyordu yani. yani. O kadar güzel bir asisti ki yani ben AK Parti yani ben AK Partiliyim diyenin yapamayacağı kadar güzel bir siyasetçi. Ya biz i̇şte yani peki yapalım. o zaman Cumhurbaşkanı trivel Evet, Cumhurbaşkanı solaya alındı. Yani aynı için. şey az önce Sayın Yalçın'a da sordum. Yani o, bu hiç mi hesaplanamadı o zaman CHP içerisinde ya da Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ben da ön plana Ben Şunu mi? düşünüyorum, samimi fikrimi söylemek gerekirse iki ihtimal var. Ya bir e, hocamın dediği gibi kendi ittifakın içindeki başta DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi olmak üzere orayı bir sakinleştirmek ve konsolide etmek için yapmak, yapmak istedi bunu. Hatta ben Gelecek Partisi Genel Başkanlığı'nın fikri olduğunu düşünüyorum bunu. Birincisi eğer bu ihtimal doğrusu. İkinci ihtimal de şu, etrafındaki danışmanlarının ben Kemal Bey'in iyiliğini isteyip istemediğinden şüpheliyim. Çünkü bu kadar başarısız ve bu kadar kötü bir siyaset ben inanamadım yani ve etrafımda benim ne kadar e, muhalif arkadaşım varsa, öyle diyeyim yani Millet İttifakı'na yakın arkadaşım varsa hepsi şoka girdiler. Hiçbir anlam veremedi ve bunların hepsinin olacağını biz gördük zaten. Yani hani, o gün çay içerken herhangi bir kişiye sorsanız, sokaktan herhangi bir vatandaşı çevirip sorsanız bunların iyi kötü olacağını söylerdi. Yani vatandaşın gündeminin bu kadar dışında bir şeyi hop diye getirip gündemin ortasına koymak Muhalefetin hiçbir şekilde işine yaradığını da ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü siz resmen e, diyorsunuz ki oyun tam sizin top tam size gelmişken yok yok sen al topu deyip öbür tarafa atıyorsunuz. Hani Madem futbol yani üzerinden şey Melik Bey de yok bu akşam Melik, Melik, abi, sever ama, zaten... e, Melik abi sever ama Melik abi sever da biliyorum ona da saygılarımızı ederim. iletelim. E, ama yani gerçekten top sizdeyken karşı tarafın ayağını atmanın bir de ondan sonra kalenin önünden çekilmenin çok bir manası yokmuş gibi geliyor bana. E, Burada da çok da fazla bunun dışında söylenecek bir şey yok. Hmm. Ha, çok özür diliyorum. E, ee, kırklar, yetmişler meselesine gelince benim açıkçası benim mesela benim bir Türk milliyetçisi olarak beklediğim şey bir, 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 kere baştan başlayalım yani kronolojik gidelim de Bir mesela şu 3 Mayıs 44 için bir helalleşme isteyelim mesela yani. Veya 70'lerde o hükümet zamanında affedilen aşırı solcu teröristler için af isteyelim filan. Hani bir takım bazı şeyleri herkesin kendine göre CHP ile yani bir siyasi fikre mensupsanız veya bir siyasi fikriniz varsa e, CHP'de en uzun süredir e, açık ya, olan... Bir saniye zaman... ne olur Masum Bey ne Peki, olur iki cümle daha söyleyeceğim. Işte, be, tabi, Ondan sonra istediğiniz kadar konuşun ne olur. Ee, eğer bir siyasi fikre veya bir siyasi görüşe mensupsanız e, CHP'li olmayan e, ister istemez ile de sorun yaşamış bir siyasi fikre ve görüşe <laughs> mensup oluyorsunuz. E, o yüzden de CHP bence kendi yaptıklarını kendi iktidarları zamanında yaptıkları şeyler için özür dileyerek helalleşmeye başlayabilir başkalarının yaptığı yerine. Yani çünkü helalleşmenin mantığı da siz kendiniz yaptığınız şey için helallik istersiniz. Başkasının yaptığı şey için mesela Ulu Dere için niyece ep helallik istiyor? Ben hala çözebilmiş değilim yani. CNN Türk masası devam ediyor. Sayın Masum Türker, Sayın Hasan Basri Alçın, Sayın Murat Sarı, Sayın Eray Güçler ve Sayın Ali Limoncoğlu Limoncuoğlu ile birlikteyiz. İlk dilimde iç siyaseti konuştuk değerli izleyenler. Şimdi dış siyasete bakacağız. Ama Sayın Türker dış siyasete geçmeden önce iç siyaset demişken şimdi bir süredir sizi yayınlarımıza davet ediyoruz. Sürekli böyle bir Anadolu'dayım işte seçim hazırlıkları yapıyorum diyorsunuz. Seçimlere mi hazırlanıyorsunuz? <laughs> Ben, Demokratik e, Sol Parti Turmop, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Milli Ma Mali Müşavirler Odalar <laughs> Birliği'nin önümüzdeki haftayın 15'i 16'sında yapılacak e, seçimleri var. Bu seçimlere hazırlanıyoruz. Ben şu anda yönetim kurulu üyesiyim. Geçmişte genel başkanlık yaptım, genel başkan yardımcılığı yaptım. Benim mensup olduğum grup Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu. Bu platform daki gruptaki arkadaşlarla biz seçimlere 3 üç dönemdir. Bu üçüncü dönem olacak hazırlanıyoruz. Şu anda Türkiye'de mevcut olan 85 odanın üç tanesi hariç tamamını ziyaret ettik. Onun için biz beni arayınca ya Sivas'tayım ya Mardin'deyim ya Antalya'dayım. Başkan adayı mısınız? Ve, e, başkan adayım ben. E, çünkü şu anda şöyle bir sorun var mali müşavirlik mesleğinde. Mesela bu enflasyon yükseldi, fiyat artışları oldu. E, mevcut olan yönetim de yetersiz kalıyor. Ücret için talepte bulunuyor. Hükümetle diyalog kurulamıyor. Yani hükümet bu konuda avukatlara zamı verdi. Gümrük müfettişlerine zamı verdi. Buraya veremiyor. Diğer taraftan yükümlülük yüklüyor. Yükümlülüklere karşı muhasebeciler sürekli 24 saat çalışıyorlar. Hatta muhasebeci hanımlar yakın zamana kadar mücbir sebep çıkana kadar hepsi istisnasız beyanname dönemine den gelmesin diye 14 ayın 14'ünden önce onunla 14 arası hepsi sezeryan doğum yapıyordu. Yani bunları özellikle uğraşılıyor bizim gruptan bir arkadaşımız var Turgay Kanarya. O sağladı bu işi yazıyla başvurduğu sezeryan evraklarını ispat etti. İşte bu seçim süresince hem mali müşavirlerin ekonomide hak ettiği yeri alabilmesi için, mesela siz de üniversitede hocalık yaptığınız öğrencilerinizin bir kısmı uluslararası ilişkiler oldukları halde mali müşavirlik mesleğini seçiyorlar. Biz onları temsil etmek üzere seçime hazırlanıyoruz. Ee, ve Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu olarak birçok iddiamız var. Örneğin 77 yılında abilerimizin vazgeçtiği Vergi mahkemelerinde temsil hakkını tekrar geri istiyoruz. Bu konuda özellikle vergi mahkemelerinde e, atanan üyeler arasında nasıl avukatlar 10 yıllık avukatlıktan sonra mahkemelere hakim atanıyorsa mali müşavirlerin de hakim atanmasını istiyoruz. Gelirle ilgili sıkıntıların Maliye Bakanı'nın bu konuda kulak vermesi gerekiyor. Mesela dün Maliye Bakanı birçok konuyu anlatıyor. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama... Onları yapmak için batıda olduğu gibi mali müşavirlerle, yeminli müşavirlerle diyalog kurulmuyor. Böyle bir diyalogtan eksik. Bir de çok hükümlülük, çok ceza. Yani biraz evvel hani tartıştığımız konulara benzer. Kanunda yer almadığı halde, sıralanmadığı halde sürekli mali müşavirlere sorumluluk raporları yazılıyor. Sosyal sigorta güvenlik açısından örneğin mali müşavirlerin kendi sahip oldukları şifreleriyle, bildirimde bulunmadıkları halde, işveren adına bulundukları halde onlar sorumlu tutuyor, tutuluyor, onlara yapılıyor. İşte ben onların dertleriyle uğraşan Türkiye Muhasebeciler ve Denetçiler Platformu'nun başkan adayım. Birçok grup arkadaşımız var. Şu anda da sesimin biraz boğuk olma nedeni bugün İstanbul'da yüzü aşkın delege arkadaşlar bir arada toplandık. Son seçim bildirgesi hazırlıyoruz. Yani bizim bildirgemiz biraz evvel değerli arkadaşlarımın hani altılı batıdan talep ettiği gibi hangi konuda ne düşünüyoruz, ekonomiye bakışımız nedir, sosyal politikalara bakışımız nedir, meslek mensuplarının geleceği açısından nedir. Ee, bir de e, kadınlara özellikle ne, ne yapabiliriz? Mesela bir kadın kurulu oluşturmayı düşünüyoruz. Çünkü şu anda muhasebecilik mesleğine enteresandır. Kadın adaylar daha fazla talip oluyorlar bu mesleğe mensup olmak için. Muhasebe deyince de milletin aklına sanki defter kayıt yapmak geliyor. Hayır, muhasebe denetim mesleğidir. Yani e, ekonomik denetim düzeninin kurulması muhasebeciler sayesinde oluyor. Batıda bu böyledir. Ve Türkiye uluslararası kurallara şu anda en yakın ülke. Örneğin Kanada'ya gitmek isteyen bir mali müşavir. Türkiye'den ruhsat sahibi ise Kanada'da yalnız bir ders tam sınava giriyor. İngiltere'de dört dersten giriyor. Yani altı yedi dersten şeyden muafiyet var. Ama buna karşılık devlet kendisine en önemli katkıda bulunan, kamu hizmetine yerine getiren mali müşavir milli mali müşavirlere biraz sıcak bakmıyor. Bugüne kadar sıcak bakan oldu mu? Oldu. Sayın Tansu Çiller ve dönemin bakanı İsmet Atilla Mali müşavirlerden kriz anında yaralanmak istediği, O zaman inanılmaz bir para toplandı. IMFR'e çekti Türkiye. Sonra mükerrer 227 ile yani denetim yetkisi verildi. Mali müşavirlere ön evet. denetim. Banka denetimi yetkisi verildi. Bunlar kullandırılmıyor. İşte ben onun için adayım. Peki. Biraz da bunları kullandıracağız. O, o bakımdan sizin televizyon davetlerine <laughs> Ee, gelemiyorum ama e, bugün tamam, geldi. Ama ben de bir sormak istedim. şimdi böyle e, seçimlere hazırlanıyorum deyince hangi seçimler Yok, diye. E, benim hazırlandığım Türkiye'de Peki. muhasebecilerin ve muhasebe mesleğinin sesi olmak için soyunmuş olan mali müşavirlerle ilgili Türkiye Muhasebeciler Denetçiler platformudur. Peki. Bunun da kısa adı tüm deptir. Tüm Dep'tir. yani tüm dept e, e, tüm deptir bu tüm dept hem muhasebecileri hem denetçileri sorunlarıyla ilgilenen bir platform. Kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Şimdi e, efendim, CNN Türk Masası'na devam ediyoruz. E, dış politikayla devam edeceğimizi ifade etmiştim. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katıldı. E, orada yaptığı açıklamalar da aslında çok ses getirdi. Hala sıcaklığını koruyor bu açıklamalar. Özellikle Yunanistan Başbakanı ile ilgili sözleri ve son dönemde Türkiye Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamaları yer buldu gündemde. Şimdi Miçotakis konuşmamdan rahatsız oldu. Politikaları yalan üzerine kurulu dürüstlük yok dedi. Ve bir gece ansızın gelebiliriz sorusuna da bize saldıran her ülkeye aynı yanıtı veririz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eray Bey sizinle harita başında değerlendirelim mi? Şimdi bir ayağa kalkalım. Evet. Şimdi nedir gelinen son aşama onu sormak istiyorum size. Şimdi Türkiye Yunanistan geriliminde ne oluyor? Evet. Herhalde. Şimdi şey etki çapı bu işin kriz etki çapı büyüdü. Onu size söyleyeyim. Yani geçen hafta ile bu hafta arasında fark var. Bu hafta biraz daha krizin etki çapının büyüdüğünü gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, bir gece ansızın geliriz sadece Yunanistan için değil bize saldıran kim olursa evet. o sözünün arkasında öncelikle Amerika ve Fransa var neden çünkü Yunanistanı destekleyen besleyen ve bize karşı kıskırtan Amerika ve Fransa öncelikli olarak ve diğerleri daha sonra ama neticede sahada hem Amerika var hem de Yunanistan var ee, düzeltiyorum ee, Fransa var ve Fransa'ya daha önce de söylemiştim Güney Kıbrıs'ta üst verildi efendim yani şu an Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetiminde üssü var. Hı hı. Askeri üssü var. İngilizlerin yanında bir de Fransızlar oldu. Dolayısıyla bakarsanız biraz önce Sayın Bakanım da ifade ettiler. Yani çok sayıda kara, hava, deniz araçlarıyla bir yığınaklanma Dede Ağaç'tan Girit'e kadar ve Girit'ten Güney Kıbrıs'a kadar. Çünkü Amerika'nın burada Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargasını kaldırıp kaldırır kaldırmaz hemen e, Yuna, Güney Kıbrıs Rum yönetimine bağlı silahlı güçlerin tatbikata başlaması daha sonra Amerika'nın buraya biz sizi eğiteceğiz sözü. Evet, daha rahat anlatabilmeniz açısından evet. bu haritayı verdi arkadaşlar. Evet, yani biz sizi eğiteceğiz. Biz Güney Kıbrıs'ı, bu çok tehlikeli bir laf. Yani bu e, silah ve... Nasıl ver bir tehlike barındırıyor bu söz? Bu yani silah verseler daha iyi öyle diyeyim yani. Bu biz sizi bir de eğiteceğiz sözü şöyle oluyor. Bunlar eğitmiyorlar yani sadece eğitmiyorlar. Aynı zamanda gelip orada bir misih dediğimiz muharebe sahası istihbarat çalışması yapıyorlar. Yani ara alanı ve olası bir çatışmayı nasıl şekillendiririz? Örnek vereyim daha iyi anlaşılması için. Bakınız bugün Ukrayna'da e, son 15-20 yıldır Amerika ve e, İngiliz özel kuvvetleri Ukrayna'yı bir şehir savaşına hazırladılar. Bunun için bir altyapı oluşturdular. Ve ondan dolayı da Ukrayna çok kısa sürede toparlanıp Ruslara karşı karşı taarruz yapıyor. O yüzden Şimdi buraya sadece silah vermekle kalmıyor bunlar. Buraya Amerikan askeri zaten İngilizler bölgede gelip buraları olası bir çatışmaya karşı da teşkilatlandırıp Peki, güçlendirme ihtimalleri e var. Peki nasıl bir eğitim olabilir bu Sayın Güçler? Yani şimdi tabii burada... Yani eğitimin içeriği ne olabilir? Yani şimdi burada şöyle e, tabii bu tür böyle küçük e, devletcikler e, çok fazla bir muharebe gücü üretemezler. Yani silah insan kombinasyonu ve işte değerlere dayalı bir silahlı güç üretemezler. Bunlar daha çok proxy dediğimiz, e, yani hani Ukrayna ordusunun yanında mücadele eden diğer paralı askerler var ya, onlar gibi e, bunlara özel yani bu alanda ada e, harekatı yapacak. Aynı Tayvan'da yaptıkları gibi onu da söyleyeyim. Yani ada harekatı yapabilecekleri işte kıyı başının tutulması, gayri harp teknikleriyle düşman içerisine sızma, e, efendim mesela burada bir takım sa sabotaj ve suikastler düzenleme, kritik tesisleri yok etme vesaire gibi ya da işte hava kuvvetlerine ya da ateş destek unsurlarına yol gösterme gibi çok yönlü verebilecekleri eğitimler var. Bu işte buradaki muharebeyi nasıl tahayyül ediyorlarsa bunlar gelecekte olası senaryolara göre ona uygun da eğitim verecekler. Ona uygun da silah verecekler. Bakınız yani bir yere sadece silah vermek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Yani 3 batarya top versen ne işe yarayacak? Eğer Peki, buradaki yani şu noktada şunu da sormak lazım. Terör örgütü YPG verdikleri gibi bir eğitimden mi bahsediyoruz? Yok, daha farklı. Yani buradaki nedir fark? Ee, şöyle, o, orada tabii şimdi bakarsanız Suriye'de e, Suriye arazi şartlarına göre e, Türkiye ile yani Türkiye'ye karşı terörist e, mantalitesiyle yani nasıl ifade edelim? İşte sızma, e, işte terör eylemleri yapma şeklinde daha düzensiz, daha esnek eğitimler düşünülürken çok da fazla bunu ifade etmek istemiyorum. Düşmana da akıl vermek gibi olmasın. Hani durduk yere öyle derler gafil muhbir durumuna da düşmemek lazım ama neticede orayla buranınki farklı efendim. Yani burada bir belli düzenli bir 40 bin kişilik bir o adada gücümüz var. Yine güney Kıbr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ordu güçleri var. Yani burada düzenli harbe daha yakın gayrinizami harp eğitimleri kuvvetle muhtemel ada şartlarında bunun altını çiziyorum çünkü ada şartı dediğiniz zaman sızılabilecek bakın görüyorsunuz denizden ve havadan çok fazla yer var. Şey gibi değil yani Suriye'deki gibi değil. Farklı eğitim tarzları buraya uygun eğitim ama aynı zamanda bakın önemli olan şey bu buradaki olası senaryoya yani göre de silah verme. Bu eğitimin peki amacı ne oluyor? Ya efendim ne olacak işte buradaki bir çatışma Neden durumunda... Neden böyle bir ihtiyaç duyuyor yani bunu... Amerika nasıl bir gerekçeye oturtuyor bu eğitimi ne, neden veriyor? Ya şimdi görünür de iki ülke arasındaki işbirliği hani Yunanistan'la yapıldı ya hatırlarsanız askeri işbirliği kapsamında e, burada işte Amerikan e, eğitim uzmanları askeri eğitim uzmanları gelip eğitim verecekler. Bunu neye dayandırıyorlar? Görünüşte iki ülke arasındaki işbirliğine dayandırıyorlar ama asıl maksat nedir burada? Türkiye'nin çevrelenmesi. Yani Türkiye'ye karşı bir stratejik kuşatmanın güneydeki son halkası Güney Kıbrıs'tır. Olası bir çatışma durumunda mutlaka burası da hareketlendirilecektir. Yani biz bu işi sadece Güney Kıbrıs özelinde değil, bir bütün taktiksel resim içerisinde okuduğumuzda e, buraya, e, burayla olan Amerika'nın ilişki ve işbirliği buraya getireceği silah teçhizat, malzeme ve diğer e eğitim uzmanları şimdi bunlar da kategori kategori çok çeşitlidir. Eğitim uzmanlarının ne çins ne e, nitelikte olduğu çok çok önemli. Burayı da yakının eminim Türk Devlet Aklı ve takip edecektir. Ama burada Türkiye'ye karşı bir tehdit üretecek fa faaliyetler içerisinde olacaklar. Şimdi aslında önemli bir noktayı işaret ettiniz. Oradan dilerseniz devam edelim. Buyurun. Türkiye'yi çevreleme planının son halkası olarak güneydeki son halkası. Güneydeki Çünkü bu devam halkası. ediyor efendim. Birazdan daha doğuyu ve İran Ermenistan hattını da anlatmamız i̇şte lazım ki tam bir kuşatma orayı, ne yapmaya çalışıyorlar. o bölgeye yani. de gideceğiz ama şimdi oradan şöyle yukarı doğru çıkacak olursak yani ee, Yunanistan'daki adaları da bir yandan e, silahlandırıyor evet. Amerika. Nasıl bir e, halka e, zincir takip ediyordu? Onu biraz anlatır mısınız Anlatayım. o bağlantıyı? Şimdi burada üç bölüm var aslında. Hı. Hani harekat mantığında baktığınızda taktik resimde üç bölüm var. Bir Ege bölgesi, Tamam iki Girit, üç Kıbrıs. Şimdi Ege bölgesi de kendi içinde aslında iki ana sektörden oluşuyor. Şu hatta dediğimiz Doğu Ege adaları Batı Ege Adaları. Şimdi burası önemli. Doğu Ege Adaları da kendi içinde yine 3 bölüme ayrılır. Kuzey Ege Adaları, Boğazönü Adaları, şu İzmir'in civarında olan Saruhan Ada grubu ve Muğla'nın hemen karşısında 34 ada ve adacıktan oluşan 12 ada diye de tabir edilen Menteşe Ada grubu. Şimdi şöyle bir taktik tertiplenme var. Amerika ana muharebe güçleriyle Ağaç'tan Girit'e kadar olan hatta Tertiplenmiş durumda. Buraya yığınaklanmış durumda. Ana muharebe güçleriyle. Bunların ileri karakolu durumunda olacak şekilde Yunan güçlerini de Doğu Şimdi Ege Adaları'na... Şimdi orayı biraz açalım mı? Şimdi ee... ana muharebe gücü dediniz ya, onunla neyi kastediyorsunuz? Yani, yani savunmadan stratejik ziyade birlikleri. bir e, taarruz tabii, gücü tabii, mü söz tabii, konusu? Tabii. İkisinin farkı nedir? Çünkü e, izleyicilerimizin e, anlayabilmesi açısından, yani oradaki... E, Silahlanmanın mahiyetini biraz Anladım. aktarır mısınız? Anladım. Şimdi burada dikkat edilirse ana muharebe gücü dediğimiz işte dede Ağaç'ta Hı. yaklaşık bin tank bir kolordu demektir neredeyse. Ee, bakarsanız e, Amerika, Irak'taki savaşı iki kolorduyla yaptı yani. ya Burası çok büyük bir yığınaklanma. Bunun altını çizeyim. Türkiye'de bunu yakından takip ediyor. Yani büyük bir güç. Yine Yunan ana karasında e, savaş uçaklarını, filolar olarak yani birkaç filo işte yaklaşık 12 çarpı 3 36 40 50 uçaklık gruplar halinde e, konuşlandı. Yine e, burada Pire limanı deniz üssü Hı. yine Dede Aşda deniz üssü yani büyük gemilerin e, girebildiği ve nihayetinde Girit. Yani buraya baktığımızda şöyle ana muharebe gücü dediğimiz şey e, büyük muharebe güçleri şeklinde askeri birliklerini tertiplediği alan. Ama aynı yığınaklanmayı aynı büyüklükte adalarda yapamazsınız. Çünkü adalar küçük. Hı. Dolayısıyla adalar bu Yunan ana karası ve Girit'e göre daha taktik kalır. Daha küçük kalır. O yüzden adalara daha küçük birlikler yerleştirilmiştir. Bunun da şöyle bir mantıkla yaptı. E ana muharebe güçlerini Yunan ana karasında Girit'e kadar olan bölgede Amerika ve e Yunanistan taktik e tertiplerken Bunların ileri karakolu durumunda olacak şekilde Türkiye'ye yakın Doğu Ege adalarına da küçük birliklerini yerleştirdi. Yani Yunanistan zaten işgal edilmiş durumda. Yunan silahlı bu 70 bin kişilik ordusu var bu arada onu da söyleyeyim. Ee, Amerika'nın ileri karakolları olacak şekilde de Türkiye'ye yakın adalara yerleştirdi. Böyle e, bir tartışma. Eray Bey Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri Montreux'u mu bitirmek istiyor? Ne yapıyor bu noktada? Ş ya Şöyle şimdi Montreux'un acısını çıkarmak istiyor aslında. Yani Türkiye Montreux'u uyguladığı için Amerika şeye giremedi. Karadeniz'e girip Rusya'yla temas edemedi. Türkiye bunu engelledi. Bu bir an ve aynı anda da hem Karadeniz'in ve doğal olarak da Rusya'nın güvenliğini sağlamış oldu. Çatışma Ukrayna'dan daha güneye yayılmadı. İşte bunun acısı var. Yani Türkiye bu arada söyleyelim Montrö'nün derilmesi için Amerika'nın pek çok defa Türkiye'den de talebi oldu. Ama hatırlayın mayın gemileri şunları bunları geçirir. Hayır dedim Türkiye yapamazsın. Benim egemenlik saham ve işte bunun acısını şimdi Türkiye'ye karşı e, iki aşamalı bir kuşatma planıyla Türkiye karşı bir senaryo hazırlanıyor efendim. Yani bunu söyleyeyim. Biraz önce Sayın Bakan söyledi. Hakikaten şu an milliyetçi olma zamanı. Yani gerçekten çevriliyoruz. E, bu anlamda tabii bu çevrilme Demek bunların bir şey yapabileceği anlamına gelmiyor. Ama adamların niyeti bu. Elbette Türkiye Cumhuriyeti devleti de muz cumhuriyeti değil. Elimizde çok güçlü imkanlarımız var. Çok ciddi askeri gücümüz var. Teknolojik gücümüz var. İnsan gücümüz var. Bakın demin söyledim. 70 bin Yunan askeri ya. Kara hava deniz. Düşünün yani. Kara hava deniz. Ve asla bize karadan bir ne Amerika'nın ne... Yunanistan'ın ne de Güney Kıbrıs'ın <laughs> karadan bir şey yapabilme şansı yok. Hava ya da deniz kombinasyonu şeklinde olabilme ihtimali var. Olur olmaz bilmiyoruz ama adamların niyeti bizi e, güneyden ve batıdan kuşatıp bazı faaliyetleri engel olmak suretiyle üzerimize bir baskı yapmak. Karadan olsa Trakya'dan olur Trak. zaten. Ama Türkiye'nin farklı seçenekleri de var. Burada söylemeyeceğim. Yani Türkiye sanki buradan Karadan hani biliyorsunuz Deda Ağaç'ta biliyorsunuz tertiplenme var ya sanki karadan bu şey e, kesilebilir gibi görünse de aslında Türkiye'nin elindeki başka imkanlarla Türkiye karadan da operasyon yapabilir. Peki teşekkürler buyrunuz sizi yerinize alayım. E, Hasan Bey sizi davet edebilir miyim ben? E, buyurunuz. Ya, ben Şimdi... bir şey sorabilir miyim? çok Tabii merak ki sorabilirsiniz. Yani bir türlü anlamıyorum bunu çok düşündüm. Amerika'nın bu işte çıkarı ne? Şimdi o birkaç yönlü... Yani Yunanistan'ı desteklemesindeki çıkarı ne? Amerika'nın bir çıkarı olmadan bu işleri yapmaz yani. Şöyle müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun. Şimdi çok yönlü bu. Birincisi şu Girit meselesine baktığınızda. Girit Doğu Akdeniz'i, Batı Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı kontrol eden çok önemli bir şey tamam. yerdir. Ve burada sadece Amerika Yunanistan için bulunmuyor. Yunanistan Anakarasını işgal ederek aslında... Bütün Akdeniz'i, Afrika'yı ve Orta Doğu'yu kontrol edecek şekilde stratejik olarak tertiplenmiş durumda. Birincisi bu. İkincisi e, kendi sözünü dinlemeyen Yunanistan gibi müstemleke olmayan bir Türkiye'yi dizayn etmek, kendi hizasına çekebilmek için Yunanistan üzerinden bir baskı kurmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Bakın buraları silahlandırması, işte Girite e, George W Bush gibi mesela su, bu Suriye'de yaptığı oradaki petrol için. Bu en, en e, e, o petrol o hattını açacak. O kendi petrolünü koruyacak bize karşı yaptığı şey. E burada ne kazanacak yani petrol mü, doğalgaz mı, ne? Amerika'nın çünkü e, böyle bir e, finansal bir girdisi olmadan bu işlere çok daha yani fazla. Yani sadece finansal dememek lazım. Mesela Suriye'de de sadece petrol değil. Değil tabii ha, de yani ama birinci bizi... birinci şey o. Bana göre yani, yani orada. Ben değil. ona çok katılmıyorum. Bence birinci değil. 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 Üçüncü Metrolü bile değil. değil. Beşinci bile Peki, değil. Peki, yani. Hasan Bey siz ne devam edelim? Buyurun. Nedir öncelik o zaman sizdeki e, yanıt? Hangisi? Yapıyor yani? e, Sayın Sarı'nın sorduğunun e, cevabı yani, olarak Burası yani. Türkiye ilgili olarak mı? Tamam. Yok her ikisi için niye yapıyor? Bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an dünyaya yaklaşımı bir bütün olarak baktığınızda bu Türkiye veya Yunanistanla ilgili mesele daha net ortaya çıkar. Amerika Birleşik Devletleri Yaklaşık e, Obama'nın ikinci döneminden bu yana dünyaya yönelik pozisyonu şu: dünyadaki jeopolitik alanları tutarak kendisinin ekonomik büyümesini gerçekleştirmek. Ama aynı zamanda rahatsız olduğu ve kendisine meydan okunan alanlar var. Bu alanların bir şekilde tutulması lazım. Ne diyor? Çok uzun süredir Amerikalılar biz artık Asya-Pasifik tarafına döneceğiz. Bizim Asya Pasifik tarafında Çin gibi bir sorunumuz var. Çin ekonomik büyümesi yeni bir hegemon doğma ihtimalini gösteriyor. Biz Çin'i büyümeden engellemek zorundayız. Yani bir bütün olarak dünyaya bakıyor. O bütünün içerisinde bir numaralı hedefi artık öyle Suriye bilmem Orta Doğu falan filan böyle bir şey yok Amerika'nın. Petrol vesaire de değil. Dünyadaki liderliğini korumak. Dünyadaki liderliğini korumak için bazı alanları tutması lazım. Bazı alanlara da doğrudan kendisinin etki etmesi lazım. Ne yapması lazım? Çin'le bir ekonomik mücadele başlatması lazım. Ama dünya sadece Çin ve Çin'e yakın bölgeden oluşmuyor. Değil mi? Burada rahatsız olduğu bir Rusya var. Şimdi Ukrayna'dan ne elde ediyor mesela? Ukrayna'dan hiçbir şey elde etmiyor değil mi? Aksine Ukrayna'ya para gönderiyor, silah gönderiyor vesaire. Ne elde ediyor? Rusya'yı kilitlemeyi elde ediyor. Hı hı. Hikaye bu. Yoksa Ukrayna'dan petrol falan almıyor. Veya Amerika her gittiği yere petrol için gitmiyor. 91 Körfez Savaşı'ndan kalma bizim bir alışkanlığımızdır. Amerika'nın her yere petrol için gittiğini düşünmek. Evet 91 Körfez Savaşı'nda Amerika petrol piyasalarının kendi lehine aktığı bir dönemde Saddam'ın o piyasaları bozmasını engellemek için Kuveyt Kuveyt'teki işgali sonlandırmak için petrol... Fikri öncelikli geldi ama mesela 2000, 2003'te Irak'a yaptığı savaş da doğrudan doğruya petrol birinci sırada falan değildi asla. Suriye'deki hikayede de petrol meselesi değildi. Suriye'deki varlığı PKK'yı, PYD'yi desteklemesi doğrudan doğruya Türkiye'nin etkinliğini kırmak üzere kurgulandı. Bugün nasıl Yunanistan'ı desteklemek Türkiye'nin etkinliğini kırmak üzere kurgulanıyorsa veya Ukrayna'da Rusya nasıl bir bataklığa, çekildiyse Türkiye'yi de bir şekilde bir bataklığa saplamak istiyor. Şimdi bakın e biz müttefikiz tamam Rusya ile zaten düşman, İran zaten düşman, Çin'le zaten düşman, yeni düşman olduğunu söylüyor. Eskiden biliyorsunuz imtiyazlı ortaktı Çin. Şimdi artık onun rakibi olduğunu, bir numaralı sorunu olduğunu dile getiriyor. Hatta NATO belgelerine, NATO'nun Çin'le hiçbir alakası yok, NATO belgelerine bile sokturuyor. Ee, hikayenin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin dostlarını da düşmanlarını da kilitlemesi gerekiyor dünyanın her tarafında. Ukrayna Savaşı sadece Rusya'yı kilitlemedi. Ukrayna Savaşı Almanya'yı ve bütün Avrupa'yı da kilitledi. Almanya ve Avrupa bugün Amerika'nın beklentilerinin hilafına Rusya ile başka türlü anlaşmalar yapabilir. Çünkü mesela önümüzde kışa giriyoruz işte. Yani gaz, gaz yaptırımları bilmem şey ya. neler krizlerden Amerika. bahsediyoruz. Avrupalılar bugün kendi çıkarlarını ön plana alan bir dış politika tercih edemiyorlar. Çünkü Amerika'ya bağlılar. Türkiye farklı bir örnek. Türkiye bir önüyle NATO müttefiki tarihten kalma olarak Amerika ile çok yakın tarih içerisinde işbirlikleri gerçekleştirmiş. Ama 2012'den bu yana... Yani daha erkene de götürürsünüz, daha geçe de getirirsiniz ama 2012 çok kilit bir tarihtir. 2012'den bu yana Türkiye ile Amerika'nın bütün bölgesel ve küresel vizyonları birbirleriyle uyuşmuyor. Türkiye NATO'da olmasa Türkiye'ye çok daha cezalandırıcı yaptırımlar yapmaya kalkışacaktır ama Türkiye bir yönüyle hala NATO müttefikidir ve Türkiye'nin kendi araçları vardır. Neden Türkiye'den rahatsız? Bir Suriye'de Amerika'nın kurmak istediği bir PKK PYD devletini Amerika yer rağmen Türkiye bozdu. Neden Türkiye'den rahatsız? Türkiye'nin bir Doğu Akdeniz politikası var. O Doğu Akdeniz politikası işte Libya ile yaptığı anlaşmalar vesaire Amerika'nın hiç hoşuna gitmiyor. Neden Türkiye'den rahatsız? Türkiye'yi cezalandırmak istedi Suriye iç savaşı esnasında Patriot'ları satmadı Türkiye'ye. Türkiye gitti. S400'leri Rusya'dan aldı Türkiye'ye diyor ki sen benim kontrolümden çıkıyorsun Türkiye'ye bazı mallar üzerinden özellikle e, savunma sanayi malları üzerinden yaptırımlar uyguluyor doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye yüzde onlar civarında olan yerli mühimmatını yüzde seksenler civarına çıkarmış yani Amerika'nın kontrol edebildiği Yunanistan gibi kontrol edebildiği bir ülke olmaktan çıkıyor Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Buradan kar elde etmeyebilir Amerika. Amerika Ukraynadan da kar elde etmiyor. Ama düşmanına zarar ettirdiği müddetçe Amerika kardadır. Düşmanına da zarar ettiriyor, dostlarına da zarar ettiriyor. Ukrayna'ya zaten zarar ettiriyor. Burada zarar görmeyen tek kim? Amerika. Bunun için de 40 milyar doları ödüyor mu? Evet ödüyor. Yani yeter ki bunlar zarar görsün ben Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık destek yaparım. Bu sayede Avrupa siyasetini kilitlerim. Avrupa siyasetine benim doğrudan yapacağım bir müdahale çok daha pahalıya mal olur. Askere mal olur. Kamu oylarını kaybetmeme mal olur. Ama şu çözüm benim için gayet iyi bir çözümdür diyor. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaşı Amerika Ukrayna kazansın bile istemez. Sadece Rusya kazanmasın. Rusya yani bu e, aradaki durum devam etsin bu mi devam bu Savaş etsin. yıllarca sürsün. Bu devam ister. etsin. Hatta mümkünse bu yükü de, bu Ukrayna'yı destekleme yükünü de Almanların, Fransızların, Avrupalıların üzerine atmak ister. Türkiye'nin Rusya ile arasını bozmak ister. Türkiye'nin de Rusya'ya karşı pozisyon almasını, Türkiye'nin de Rusya ile birbirleriyle kilitlenmesini başka yere bakamamasını ister. Türkiye. Onu burada başarıyordu Suriye'de. Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi. En son Türkiye dedi ki tamam madem öyle bir dakika ben bundan sonra Amerika ile her şartta ve koşulda yürüyen Türkiye'nin 70 yıllık dış politika perspektifini baş aşağı ediyorum. Ben Amerika'ya rağmen Rusya ile Suriye'de anlaşabilirim dedi. Anlaştı. Biraz anlaştı, biraz kavga etti. Biraz anlaştı, biraz kavga etti. Biz 5 aldık, Ruslar 3 aldı. Ruslar 3 aldı, biz 5 aldık. Değişti. Ama Rusya ile bir süreç inşa etmeyi Suriye'de Türkiye becerebildi. Rusya da becerebildi. Ama Amerikalılar Türkiye ile müzakere etmiyorlar. Türkiye'de iktidarı devirene kadar... ...kendi kontrollerini elde edebilecekleri bir iktidar kurgulayabilene kadar... Ee, bu mücadele devam edecek. Yani e, burada PKK-PYD tutmadı. Niye? Çünkü Türkiye askeri operasyonlarını burada yaptı. Kendi sınırını güvence altına aldı. PKK'nın Doğu Akdeniz'e çıkan bir devlet kurma ihtimalini bitirdi Türkiye. Hala burada bir devlet kurabilirler. Yani o, o tehlike var. Yani güneyde, Haseke civarlarında hala... Ama o devlet karaya hapsolmuş, denize çıkışı olmayan, yaşayamayacak bir devlet olduğu için o kadar kritik bir sorun değil bugün Türkiye için. Ama buradan denize çıkabilme ihtimali olsaydı o zaman Türkiye için çok kritikti ve o yüzden Türkiye ne dedi Amerika'ya? Senin askerlerin ölse bile, senle savaş ihtimali olsa bile ben bu benim için bir ölüm kalım meselesidir. Ben bu savaşı yaparım dedi ve Türkiye bu güvenceyi aldı. Evet. Daha iyisi alınabilir mi? Vakti geldiğinde daha iyisi de alınabilir. Şimdi aynı hikaye Yunanistan'da. Yani burada tutmayınca Evet. E, Yönetmen arkadaş rica edeyim. O e, diğer haritaya verirsek şimdi e, Yunanistan üzerinden konuşmayı sürdürelim Hasan Aa. Bey. Yani şimdi orada da e, diğer harita gelecek. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. E, bakın Girit'te George W. Bush adlı uçak gemisi Girit adasına demirlendi. Nedir buradaki amaç? Niye o uçak Bakın, gemisi orada? Burada olsun, burada olsun, burada olsun hiç fark etmez. Amerika'nın varlığı sadece askeri değil siyasi bir tehdittir. Yani askeriden daha öte bir tehdittir. Daha güçlü bir tehdittir. Şimdi buraya koyduğu 18 tane zırhlı bu Türkiye'yi tek başına korkutmaz değil mi? Yani bir savaş çıktığında o 18 zırhlıyı baş edem 18 zırhlıyla baş edemeyecek olduğumuz için biz ondan rahatsız olmuyoruz. Veya Suriye'de işte 500 tane Amerikan askeri var. O 500 Amerikan askerinden rahatsız olmuyoruz. O 500 Amerikan askerini vurduğunuz zaman NATO ittifakının içerisindeki dünyanın süper gücünü vurmuş olursunuz. Dünya siyaseti alt üst olur. O yüzden önemli bir hesaptır bu. Burada olsun, burada olsun, burada olsun fark etmez. Niyetini de bilmek zorunda değilim. Yani bir, buraya neden uçak gemisi koydu? Ayrıntıda onu tartışırız. Ama genel perspektifte bir şey vardır. Sizin sınırınıza silah yığılıyorsa, hani denir ya bir filmde, bir sahnede bir tüfek göründüyse, o tüfek başka bir sahnede muhakkak patlar. Ülkelerde baktıklarında çevrelerine böyle hesap yaparlar. Yani Dede Ağaç'a yerleşiyorsanız, Girit'e yerleşiyorsunuz, hiç olmayacak bir şekilde Yunanistan'a, yani dünyadan Amerika askerlerini çekerken Yunanistan'a yoğun bir şekilde asker yığıyorsa, hiç benim niyetini bilmeme gerek yok. Türkiye olarak benim rahatsız olmam için yeterli bir gerekçedir. Amerikalılar bunu nasıl sunuyorlar? Ya biz burayı güvenli hale getirmek istiyoruz. Türkiye ile de aramız pek iyi değil. Biz burayı güvenli hale getirmek istiyoruz. Çünkü buradan bir hat kurup Avrupa güvenliğini buradan sağlamak istiyoruz. Ukrayna'ya buradan sevkiyat yapmak istiyoruz. İşte ne bileyim Avrupa'ya gaz akışını buradan sağlamak istiyoruz falan. Ya yani Amerikalılara sorarsanız hikaye bu kadar basit. Anlatılan bu ama şimdi Eray ama, Bey de anlattı. Böyle ama iki parçalı bir çevreleme. Ben NATO'nun NATO müttefikiyim. Senin burada da üstlerin var vesaire. Biz e, o zaman e, gel konuşalım. Neyse buradan NATO'ya yönelik bir tehdit. Beraber çözüm arayalım. Ama değil. Hikayenin aslı burada Türkiye'yi de bir öteki olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'yi de dengelenmesi, sınırlanması, çevrelenmesi gereken bir aktör olarak görüyor. O yüzden buraya yerleşiyor. Şimdi. Yunanistan'ın kendi pozisyonu içerisinde işte Yunanistan ya bunu iç seçim içerideki seçimlerle ilişkilendirenler de var. Hikaye çok daha basit. Yunanistan Türkiye'ye dönüp baktığında Yunanistan her zaman Türkiye'ye göre askeri ve siyasi olarak daha zayıf olmuştur ama son yıllarda bu makas çok daha büyük bir şekilde açıldı ve Türkiye'nin bir gece ansızın gelebilirim dediği her yere gittiğini son 5-6 yılın içerisinde Yunanistan gördü. Dolayısıyla Yunanistan kendisine yönelik biz hiçbir tehdit üretmesek bile biz aman kardeşim Yunanistan benim senin hiçbir toprağında gözüm yoktur demeye sonuna kadar devam etsek bile Yunanistan Türkiye'den rahatsız. O yüzden yakınımdaki bir Türkiye'den tehdit almaktansa ta okyanus ötesindeki Amerika'nın buraya asker getirmesini tercih ederim diyor. Yani neden Amerikan işgaline razı oluyor Yunanistan? Hani işgal gibi bir şey bu. Doğrudan doğru. Ama zaten Yunanistan'ın karakteristiği budur. Amerikan işgalinden önce burada Alman ekonomik işgali vardı. Almanlar verdikleri kredilerle Yunanistan siyasetini dizayn edebilecek kapasiteye ulaşmışlardı. Şimdi aslında Amerika'nın gelişi buradan Almanları da çıkardı. Geldi bu sefer Yunanistan Amerika'nın kontrol ettiği siyaseten ve askeri olarak kontrol ettiği bir yapıya dönüştü. Ama Yunanistan'ın zaten Hani ta kuruluşundan itibarenki görevi, fonksiyonu diyelim daha doğrusu fonksiyonu, işlevi hep budur. Burada Türkiye'yi dengelemek için bir aktördür, yoksa Yunanistan ama Türkiye'yi dengeler mi diye sorarsanız tek başına dengelemez. Ama Yunanistan'a zaten hep o zor anlarında destek atılır Batı dünyasına. Ta işte bağımsızlıklarını elde ettikleri 1822'ye kadar o tarihlerin hepsinde. Şimdi Yunanistan'ın Türkiye'den endişesi olabilir. O yüzden Amerika'yı tercih ediyor. Türkiye'de diyor ki ya bak benden endişelenmene gerek yok. Gel meseleyi ikili zeminde gidip oraya buraya şikayet etmene, sorun çıkarmana gerek yok. Her bir meseleyi teker teker ele alalım. En azından bir diyalog başlatalım. Diyalog başlatmadığımız müddetçe ilişkiler gerilmeye devam eder. Ama Yunanistan ikili bir diyalogtan tarih boyunca kaçmıştır Türkiye ile. Hep çoğu yani batılıların ara bulucu olacağı bir sistemi, batılıların kurduğu bir masada Türkiye ile tartışmak istemiştir. O yüzden sonuna kadar kaçıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile ilgili de bir tavır aldı dikkat ederseniz. Evet. Miçotakis ne? Yani Michotakis benim için yok hükmündedir dedi. Hı. Ben Türkiye'nin yaklaşımını biraz buradan anlamaya çalışıyorum. Burada Yunanistan çeşitli Provokasyonlar yapıyor. Bu provokasyonların sahibinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da biliyoruz. Türkiye, şimdi bu iki aylık süreç, birkaç şey var bu iki ayın içerisinde. Bir Kasım'da Amerikan seçimleri var, ara seçimleri, ee, senato için. Orada cumhuriyetçilerin mi ağırlık kazanacağı veya demokratların mı ağırlık kazanacağı, Amerika'nın dünya siyasetine olan yaklaşımını kökünden etkileyebilir. Çünkü cumhuriyetçiler kazanacak olursa, Ukrayna'ya verilen desteğin kesileceğini ve benzeri alanlarda Amerika'nın bütün angajmanların azaltılması gerektiğini, kongrede bunların hepsini engelleyeceklerini söylüyorlar. O zaman Yunanistan'a akan destek de azalabilir. İki ay sonra Miçotakis seçime gidecek. Miçotakis seçimde kaybeder Çipras gibi sol bir gelenek iktidara gelirse belki anti-Amerikanizm çerçevesinde ne kadar olabilir onu da ayrıca tartışmak lazım. Yunanistan yeni bir yaklaşım geliştirmeye yatkın olabilir mi? O zaman işte bu tür kışkırtmaları daha aza indirgemeyi deneyebilir mi? Şimdi bütün bunları birkaç ayın içerisinde görüyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz zaten seçime doğru yol alıyor. Evet. Türkiye'nin istediği son şey burada bir gerilim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi burada tehdit etmek istiyor Yunanistan'la. Böyle hani şey gibi düşünün. Demokrasinin kılıcı denir ya. Nasıl tehdit etmek istiyor, nasıl tehdit etmeye çalışıyor? Bir burada virgül koyalım. Tamam. Reklamlardan sonra konuşacağız. Yenetrük masası devam edecek. CNN Türk Masası kaldığı yerden devam ediyor. Hemen fazla lafı uzatmadan ben söz size vereyim. Tam Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi nasıl tehdit ediyor kısmında kalmıştık, bir virgül koymuştuk. Buyurunuz tamamlayınız. Varlığıyla aslında Türkiye'yi çevreliyor. Yani Türkiye'nin atacağı adımları engelleyeceğine dair bir sinyal veriyor. Ama bunun bir sınırı var. Yani Türkiye'yi burada rahatsız etmek istiyor. Bir sınırı var dediğim şey de şu. Amerika... Türkiye ve Yunanistan. Üçü de NATO müttefiki. Hı hı. Amerika yanlışlıkla burada, bakın altını çiziyorum yanlışlıkla. Çünkü silahı yığmaya başladığınızda bir yanlışlık olma ihtimali artış gösterir. Yanlışlıkla burada doğabilecek bir sıcak çatışma ihtimali aslında Amerika'nın da Yunanistan'ın da tercih edebileceği bir senaryo değil. Çünkü o ihtimal NATO'nun içinin Tamamıyla boşalması anlamına gelir. NATO'nun içinin boşalması demek Rusya ile ilgili planların baş aşağı olması demektir. Rusya ile ilgili planların baş aşağı olması demek Amerika'nın tüm dünya ile ilgili kurduğu planların baş aşağı olması gerek, de, demektir. Ama bir ihtimal olarak var mı bu işlerin sıcak çatışmaya e, dönme ihtimali derseniz kesinlikle vardır. Bu kadar asker yığılan, bu kadar provoke edilen bir yerde bir süreç kendi kendini tarafların sonunda savaşa varmak istemese bile varma ihtimalini çok artırır. Dolayısıyla Türkiye'nin e, ben buna hazırlık yaptığını düşünüyorum. Mesela işte böyle bir çatışma ihtimali çıkarsa e, ilk hedefleri Türkiye'nin neresi olacak? O çatışma ihtimalinde e, adaların işgali var mı? Evet dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğru anlamışsınız dün mü evvelsi gün mü yaptığı açıklamada. Evet doğru anlamışsınız o ihtimal de var. Bakın bunlar sadece laf olsun diye, blöf olsun diye üretilmiş iddialar değil. Türkiye belli bir süredir bu adaların statüsünün şartının ortadan kalktığı için yani şartı nedir? Silahlandırılmaması. Silahlandırılmadığı müddetçe Yunanistan'a aittir. Silahlandırıldığı zaman bunun statüsünün tartışılır hale geldiğini söyleyerek bir zemin inşa ediyor. O zeminin üzerinden eğer bir sıcak çatışma ihtimali doğarsa Türkiye'nin bu adalara yapabileceği bir askeri operasyon da gerçek anlamda gündeme gelebilir. Ama bu NATO'nun çökmesi anlamına geleceği için de Amerikalıların bunu buraya kadar zorlamamasını birinci ihtimal olarak değerlendiririm. Peki çok teşekkürler. E, Eray Bey buyurunuz sizi e, tekrar buraya alalım. E, şimdi kısaca e, bu Amerikan uçak gemisi George W Bush'un e, neden giritte demir attığını da bize değerlendirirseniz süremiz çünkü çok kısa tamam. kaldı. Birkaç başlığım daha var. Kısaca o yorumu alayım sizden. Şimdi bir kere bu gemi e, 10 ekipte ayrılacak. Yani e, iki gün önce geldi. 10 ekipde ayrılacak. Gelir gelmez de Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yapmaya başladı. Çok büyük bir gemi, 330 metre uzunluğunda, 77 metre genişliğinde, 6 bin personel var ve üzerinde de ayrıca 85 savaş uçağı taşıyor. Yalnız bu gemi daha önce de gelmişti, önce onu da söyleyeyim. Yani bu ilk gelişi değil. Tam da böyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde Girit'e gelip su da üstünde, bunun bu konuşlanmasının sebebi aslında. Sembolik bir anlam taşıyor. Yani tutup da Türkiye'ye karşı bu geminin kullanılabilme ihtimali en azından şu an için söz konusu değil. Birkaç sebebi var anlatacağım ama Amerika şunu söylüyor. Bak ben büyük en büyük gemi, en son teknolojiyle üretilmiş e, nükleer tribünle çalışan bir gemidir. E, ben diyor Yunanistan'ın yanındayım, Türkiye bu sana da mesajdır diyor. Yani aslında böyle bir psikolojik ve sembolik mesaj veriyor. Ama işin biraz daha gerçeğine baktığınızda. Ee, bu gemi şurada üst tarafta Suda e, liman. Daha önce Pire Limanı'na e, gelmek istemişti. Pire Limanı'na giremedi bu. Sebebi şu. Bu geminin Ege'ye girebilme şansı çok zayıf. Sebep o kadar çok ada adacık var ki hmm. e, manevra yapabilmek için yeterli alan yok. Evet. Bir de sığ. Sığ olduğu için e, bir hassasiyet arz ediyor. Üçüncüsü de eğer bu bizim e, kıta sahanlığımız içerisine girerse e, savaş e, uçak gemilerinin bir hassas tarafı vardır. E, konvansiyonel silahlara karşı enteresan şekilde savunmasızdırlar. Yani günümlü sistemleri, teknolojik sistemleri önleyebiliyorlar, ama konvansiyonel silahlara karşı zafiyet gösteriyorlar. Bir de üzerinde 85 savaş uçağı var ama bunların harekat yarıçapı 180 mil. Yani 350 kilometre. Dolayısıyla şu alandan da yukarı çıkamayacağını düşünecek olursak, yaklaşık şuralara kadar etkileyici için Türkiye için bir tehdit üretmez. Ama bu bir psikolojik mesajdır. Bir de şunu ilave edeyim. Şimdi tamam. baktığımızda bakınız iki tane senaryo. Amerika üzerinden Yunanistan. Amerikan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı provokasyonun iki türlü senaryoya dayanıyor aslında. Birincisi burada kara olmadan hava ve deniz kombinasyonlu mahdut hedefli topyekün muharebeye harbe varmayacak bir çatışmayı öngörmek. Birinci senaryo bu. Bunu yalnız giderek ben bu sürecin zayıfladığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye gerçekten hazır olduğunu ve kararlı olduğunu gösterdiği için buna çekiniyorlar. Dikkat edersen son dönemde biraz tacizler vesaire provokasyonlar da azaldı. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı şunu demedi. Biz bir gece ansızın adalara geliriz demedi. Bir gece ansızın geliriz dedi. Yani şunu demek istiyorum. Aslında adalar baktığımızda Yunanistan'ın e, bu adalara asker çıkarmak suretiyle Amerika'nın ileri karakolu durumunda olup aslında bizi yönlendirmeye çalışıyor. Yani dikkatimizi buralara vermemizi istiyor aslında. Ama Türk Genel Kurmayı bunu e, böyle algılamıyor. Türk Genel Kurmayı olası bir harpte e, düşmanın savaşma azim ve kararlılığını yok edecek başka hedefleri olduğunu biliyor. Dolayısıyla şunu tekrar altını doldurarak söyleyeyim. Olası bir muharebede yani tutup da kontrol dışına çıkabilecek mahdut hedefli bir çatışmanın ötesinde bir muharebe söz konusu olursa Türkiye sadece adalarda kalmayacaktır başka hedeflere yönelecektir. Başka yerleri kısa sürede Yunanistan'ın azim ve kararlılığını yok edecek hedeflere yönelecektir. O yüzden sadece adalara değil, hani bir gece ansızın geliriz ama nereye? Bunu Yunanistan'ın çok iyi düşünmesi lazım. Fakat geçmişe göre biraz daha durum kritikleşti. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dedi yani biz bunu sadece Yunanistan için değil, başka bize saldırgan ülkeler için de düşünüyoruz. Ama ondan birkaç gün önce de Sayın Hulusi Akar şunu çok net bir şekilde söyledi. Hava ve deniz kuvvetlerimizi talimatlandırdık. Bu son evet. noktadır. Şimdi bu son noktadır. Yani bunun ötesinde bir provokasyon olursa vururuz demektir. <laughs> o yüzden Yunanistan'ın ateşle oynamaması lazım. O kadar kritik bir açıklamadan. Yani kritik, kritik. O yüzden seriyorsam. bunun etkisi oldu. Dikkat edin bir süredir Yunanistan daha itidallı, daha mutedil davranıyor. Türkiye'nin bu karşı kararlılığı ve hazırlığı sayesinde. Bunu da söyleyelim. Peki... Ben muhtemelen buradan bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz da işin Yunanistan'daki seçimlerle ilgisi var. Ama daha büyük stratejiye hazırlanmak zorundayız. O da şu, bakınız buradan demin de söyledim güneye kadar batı ve güneyde bizi çevirmeye çalışıyor. Hocam da anlattı. Asıl mesele Türkiye'yi dizayn etmek. Asıl mesele kontrolden çıkmış, bağımsız hareket eden Türkiye'yi yeniden müstemleke bir ülke haline getirmek. Ama bunun devamı var efendim. Bakınız eş zamanlı olarak İran karıştı. Azerbaycan'da e, Ermenistan'ın saldırıları tekrar arttı. Azerbaycan'ın kendi öz toprağı olan Nahçıvan'la birleşmesini sağlayacak Zengesur e, şu an akamete uğratılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu eksen de şey yapılıyor. Şimdi bu eksene baktığımız zaman eğer şurası burayla tamamlanırsa yani doğu ve e, bizim doğumuz ve güneyimizin biraz daha doğuya doğru uzanımı hattı da tamamlanırsa o zaman şimdi böyle bir stratejisi var Amerika'nın. O zaman Türkiye ile daha e, sıcak bir çatışma senaryoları gündeme gelebilir. Yani ben şunu anladım. Suriye'de terör örgütüyle sonuç alamadı. Yunanistan'da da alamıyor. Yani Türkiye'nin çünkü inanılmaz bir muharebe kabiliyetimiz var. Bizim potansiyelimiz var. Dolayısıyla biraz daha stratejiyi e, uzatmış gibi görünüyor. Çünkü buradaki bir çatışma bütün güvenlik mimarisini değiştirir ve şey yapar. Buna karşı Türkiye... Çok akıllıca bir hareket yaptı. Girmeyeceğim. Suriye'de eset Esed rejimini e, muhaliflerle anlaştırıp bir güç haline getirebilirse anında bakın göreceksiniz. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Aynal Arap bölgesine kamış şeyden sonra Terifat'a Mimiş'ten sonra el atılacaktır. Aynal Arap bölgesi demek 6-8 Ekim olaylarını hatırlayın. Yani şeyin e, buradaki terör yapılanmasının ana merkezidir. Sinir ucudur. Burası temizlendiği an artık sizin de söylediğiniz gibi Suriye'de ABD'nin kalabilme şansı çok azalıyor. İşte o yüzden ABD Türkiye'yi dizayn etmek istiyor. Yani buradan da alan kaybederse Yunanistan'ın bizim buradaki operasyon ya da buradaki gelişmelere bağlı olarak Yunanistan'ın mütecavüz hareketlerinin sebebi bir gün gelir burada bir e, Türkiye işte Sayın Cumhurbaşkanı gerekirse görüşebiliriz dedi biliyorsunuz. E, Esad rejimiyle yani buradan bir güç oluşturup müşterek İran, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde bir güç oluşturup e, bu bölge temizlendiği an Amerika çıkmak zorunda kalırsa e, o zaman e, yani hakikaten Amerika Orta Doğu coğrafyasında kendi e, alanını kaybetmiş olacak. Ama Türkiye'de bu konuda çok önemli gelişmeler e, şey yapıyor yani bize karşı batıdaki provokasyonu Suriye'de farklı bir eksende yani iki tarafında kazanacağı bir düzlemde farklı bir eksene getirerek aşmaya çalışıyor. Ben buradan da Suriye'den de bu anlamda ümitliyim efendim. Peki teşekkürler. Ben teşekkür Buyurunuz ederim. efendim. Şöyle devam edelim. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Acaba sıcak bir çatışma görür müyüz Ege'de? Sayın Limoncuoğlu ne dersiniz? Açıkçası ben bunu olasılığını düşük görüyorum. Ee, olmaz demek tabii ki imkansız böyle bir şeydi ama bunu en azından e, kısa vadede ben bunu düşük görüyorum ancak olursa e, hocam, hocalarımın da bahsettiği gibi bir yanlışlıkla bir şey başlayabilir bu her zaman mümkün çünkü iyice gerildi ipler şunu söylemek lazım Amerika Birleşik Devletleri Montreux'dan memnun olmadığı zaten aşikar ee, çünkü Karadeniz'de istediği gibi hareket etme şansını kesiyor Amerika'nın bu birincisi ikincisi bunu değiştirmek için yapabileceğim ama hiçbir şey yok çünkü burada bir özel sözleşme var ee, biliyorsunuz. Bizim Montreux Sözleşmesi'ni yaptığımız zamandan. Birleşmiş Milletler'in e, sözleşmelerinin tersine. E, dede ağacı gelince, dede ağaç çok konuşuluyor ama dede ağaç bayağı küçük. Yani e, bilenler için söyleyeyim haremdeki liman kadar bir limanı var. O yüzden öyle... On binlerce veya bin tankın falan girebileceği kadar büyük bir şey değil. Ama orada ciddi bir yapılanma olduğunu anlattı herhalde. Büyük büyütüyorlar şu anda. Oradaki alanlar yani e, Deda ya. liman değil, Dedaç alanında yaklaşık neredeyse bir kolordu gücünde bu, e, malzeme yani Bu da modayı bir taarruz gücü Bu var, da bu da Montro bu da Montro'dan dolayı şimdi evet. şeyden geçiremedikleri Yığılıyor için. Eee şeyden geçiremedikleri, geçiremedikleri için boğazlardan evet. yani Türk boğazları diye bahseder yabancılar ki bence çok güzel bir tabir. Türk boğazlarından geçiremedikleri için ee, mecbur zaten oradan geçirmek zorundalar kuzeye doğru gidecekleri ki en başta Ukrayna'ya giden malzemeler mesela Yunanistan'la böyle bir anlaşma yaptılar Yunanlılar kendi elindekileri verdi onun karşılığında Fransızlardan aldılar şimdi bu batıda da bir takım problemler yaratıyor ee, Fransızların Yunanlılara verdiği taahhütler ve Yunanlılarla yaptığı ittifaklar aynı şekilde NATO'yu dahi NATO'nun e, daha başka Amerika Birleşik Devletleri olmayan ama daha küçük üyelerini özellikle rahatsız etti NATO Genel Sekreteri Sultan Bergin açıklamalarını birçoğumuz duyduk herhalde. Diyor ki kendi aramızda yani üyeler için söylüyor. Kendi aranızda başka anlaşmalar yapmanız NATO'nun doğasına aykırıdır ve NATO'ya zarar verir diyor. Bir de şu tarafı da var. Çin'den bahsettik. Sonuçta bir kuşak yol projesi var ve buradan geçiyor. Zaten Pire Limanı da aslında biliyorsunuz ilk etapta Çinlere de satıldı. Burada şimdi ciddi manada bir takım değişiklikler de olduğunu görüyoruz Yunanistan'da. İşte nasıl ee, Hasan Basit hocamın bahsettiği gibi nasıl e, bir ara Almanya'ya neredeyse Almanya'nın bir sömürgesi halindeyken şimdi gittikçe Amerika'ya doğru kayıyor. Bir de şunu da unutmamak lazım. Bence bu da önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ne biz bakarken bazen tek bir parça, tek bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz gibi ama aslında değil. Şimdi bu politikalardan Pentagon nispeten daha rahatsız. Veya işte CIA veya dışişleri hepsi biraz farklı tellerden de çalıyor. Evet. Yani burada tek bir ee, şey olmadığı da Hangi aşikar. Amerika demek gerekiyor bazen. Evet evet, evet yani e, bir şey de bu bir Türkmen hastalığıdır bu kendini çok parçalı yapı gibi görür. Karşı tarafı da tek parça gibi görür ama böyle bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri de e, aynı şekilde değişik seslerden oluşuyor, değişik korolardan oluşuyor. Şimdi bizde seçim var ama ertesi sene Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Biden'ın yaşının da e, çok müsaade edeceğini düşünmüyorum. Yaşı bir kenara ee, çok seçilebilir bir, bir aday da olduğunu artık düşünmüyorum. Benim tahminim olası bir cumhuriyetçi iktidarla bera beraber e, Türkiye-Amerika ilişkileri biraz daha yolun arayıyla girecektir. Bir de son olarak şunu söylemek lazım tabii ki bütün bunlar e, Türkiye'yi öyle bir güç var ki sanki Batı Türkiye'yi zorla Doğu kampına, Şangay kampına doğru itiyormuş gibi. E, bu da açıkçası çok hoş değil. yani. Ben bunları anlattım sanki Batı'yı savunuyormuşum gibi olmasın ama Batı'nın yaptıkları da yenilir yutulur cinsler değil. En başta da en başta konuştuğumuz aslında Suriye'deki PKK PYD meselesi geliyor ve Irak kuzeyindeki. Buradaki yaptıkları bile zaten geri kalan hiçbir şey olmadan zaten Türkiye'yi e, Batı ile olan ilişkisini yeniden en azından pazarlık etmesi konusunda ikna edici <laughs> derecede yeterlidir. E, benim ümit ettiğim e, başta Amerika Birleşik Devletleri'nin ama genel olarak Batı'nın ve NATO'nun biraz daha aklı başına alıp e, Türkiye'nin ne kadar değerli ve kıymetli bir müttefik olduğunun farkına var mı? Peki teşekkür ediyorum. Sayın Sarı sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi hem bir sıcak çatışma ihtimali görüyor musunuz hem de şimdi Amerika Birleşik Devletleri adeta Yunanistan'ı bir şekilde orada çok fazla yapılanması var. İşte yani adalardaki yapılanmaları ekranlara getiriyoruz. Ya oradaki halk tarafından bu nasıl karşılanıyor? Yani ee, Yunan hükümeti bu anlamda bir destek görüyor mu vatandaşından bu açıdan nasıl bakarsınız? E, şimdi e, şöyle bir durum söz konusu. Bir daha ben sıcak çatışma olasılığını e, çok e, görmüyorum. NATO dağılır. Şangay İşbirliği Teşkilatı bu kadar e, güçlendiği bir süreçte NATO'nun dağılması da Amerika'nın işine gelmez. Orada çok bir, bir, bir sıcak savaş çıkartacağını düşünmüyorum Amerika'nın. İşte bir takım tehditler de bulunuyor. Şimdi e, Yunanistan'da e, durum çok böyle Türkiye'den farklı değil esasında bir baktığınız zaman vatandaş nezdinde. Yani e, bu e, işte milliyetçi Türkiye'ye karşı yapılan bu milliyetçi, güya milliyetçi e, e, siyasal çıkışlar e, sıcak karşılanıyor. <laughs> Yunanistan'da da işte onları yenelim, onlara gidelim, adalara yerleşelim, adalar bizim olsun, zaten orası bizim topraklarımız diyen e, bir topluluk vardır Yunanistan içerisinde. Ama bunun tam karşısında olan da bir topluluk vardır. Yani şimdi orada e, Almanya e, dolaşırken, hüküm sürerken e, son 3 sene evvel, 4 sene evvel hiç böyle şeylerle karşılaşamıyorduk, karşılaşmıyorduk. Şimdi bu belli ki Amerika'nın yaptığı bir girişim ve orayı da kaşıyor ve belli ki Amerika şu anki Yunanistan yönetiminden memnun ve muhtemelen ona da destek verecektir, Micha tekrar devam etmesini isteyecektir. İşte bu, bu bu bütün gövde gösterisi de benim anladığım kadarıyla onun yüzündendir. Ya yoksa Amerika'nın burada yani e, o kadar net gözüküyor ki her şey. Bakın şu bizim e, bizim e, S400'ler yüzünden e, değil mi? E, bizim F35'ten çıkarttılar, F16'larımızı vermiyorlar. Sonra veririz dediler ama Yunan adaları üzerinde uçmayacak bunlar dediler falan. E, orada S300'ler var. Girit adasında galiba. Girit değil mi? Girit'te. E, o S300'ler ne? O da Rusmalı. O sanki o orada çalışacak olan S300'ler hani gerekçe neydi S400 taktırtmamalarının? İşte NATO bunu kabul edemez. NATO'nun işte çok stratejik bilgileri Rus'tan eline geçer. S300 kullanınca geçmiyor mu? Aynı. Yani, yani aynı sistem. Aynı sistem. <laughs> ee, ya yani o birazcık daha şeydir. Yok, bir de şöyle oldu bir bilgi vereyim. 2019 yılında Rus uzmanlar S300 sistemlerini S400'e upgrade ettiler oradakileri. Bilginiz olsun yani. <laughs> e, ya, ya, yani S400 olmuşlar. Ya S400 gibi çok önemli özellikleri S400'ün özelliklerini ya, özellikleri kazandılar. Ya, yanlış. S300'ün e, üstünde yani. Yanlış da olabilirim ama yani Kuzey Kıbrıs'ta da Rusların olduğunu düşünüyorum ben yani. Var oralarda. Yani e, o, o o Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs pardon. Vardı çıkardılar hocam. Yani e, vardı, var çıkar. var vardı ama yine gelebilir demek bu. Yani şu şartlarda biraz zor hani siyasi He, olarak çatışma halindeler. Şi O başka o bir konu oldu. Bu o, 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 şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu, burada başka bir şey yapıyor. Yani Amerika'nın ne istediğiyle <laughs> yukarı Ukrayna ile ilgili. Evet Amerika'nın genel e, politikasıdır. Zaten emperyalizmin genel politikasıdır. Bu herkesi kontrol altında tutsun, herkesi şey yapsın. Ee, ya şimdi bundan 4 sene evvel 5 sene evvel paranız yoksa para verelim dediğimiz Yunanistan'a yani bize yardımcı olalım size battınız dediğimiz Yunanistan şimdi bize savaş açacakmış. Adaları silahlandırıyor. Ya bu çok akıl karı bir iş değil anlatabiliyor Amerika muyum? Amerika'nın arkasındaki yani? güç yani. Evet ya ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun Yunanistan'la falan bir iş yok. <laughs> Yunanistan tek başına olsa bu işlere kalkışmaz Yapamaz diyor. Yapamaz yani. lan. bir anekdot vereyim size bak Sizi desteklemek için. Geçen hani Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz dediği günün akşamı bütün Yunanistan'daki kara unsurlarının e, garnizonlarını terk edip arazide tertiplenmişler Türkiye'ye yani, geliyor diye. Şine musunuz yani. Bu e, benim kendi görüşüm. Burada öyle çok e, sıcak e, Amerika'nın NATO'yu dağıtmak istiyor. Çünkü ikisi de NATO ülkesi. İki NATO ülkesi birbiriyle savaştığı anda o NATO'nun ve bu işin içinde de Amerika olduğu anda o NATO'nun varlığını ben artık yani NATO'nun yaptırım gücünü kaybeder NATO. Toparlar. kendisine. Dolayısıyla ben çok fazla sıcak şey olduğunu düşünmüyorum. Bu Yunan halkının hoşuna gidiyordur. Seçimde şey olarak, koz olarak kullanılabilir. Belirli sağ tarafa ki şu anda sağ bir yönetim var Yunanistan'da. Şirin gelebilir o seçmene. Fakat bu seçimden sonra da bitecektir yani. Peki son sizin de kısa bir değerlendirmenizi alayım Sayın Bakan. Ben bakalım. bu olup biteni üç açıdan ele alıyorum. Birincisi Amerika'nın çıkarları, ikincisi Yunanistan'ın çıkarları, üçüncüsü Türkiye'nin durumu. Türkiye'nin çıkarları demiyorum. Çünkü Türkiye bu olaydan hiçbir çıkarı yok. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri hatırlayın Gonzalez Rice ne demişti 1900 şey 2000'li yıllarda Bush zamanında bu Irak savaşı başladıktan sonra demişlerdi ki 20 ülkenin sınırları değişecek. 22 ülke. Şimdi bu 22 ülke hangi ülkelerdir? Bu ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından kurulan ülkelerdir. Yani Irak'ta var, Suriye'de var, Mısır'da var. Libya'da Büyük var, projesi işte. Ama Balkan ülkeleri de var. Çünkü bu 20 ülkenin içinde Balkan ülkeleri de var. Şimdi bu projesi Irak üzerinden gerçekleşemedi. Türkiye bir süre yavaş durdu. O da belki acemilik, belki o tarihteki iyi niyet AK Parti iktidarının ilk yıllarında Amerika istediği gibi at koşturdu. Ama şimdi AK Parti iktidarının sonlarına geldiğimiz zaman Amerika eskiden karşısında rahatlıkla istediğimi yapabilirim, göz boyayabilirim. Projesi bitti, sona erdi. Bu sona eriş de 2018 yıllarına rast gelir? 2018 yılların yılından sonra dikkat edin, Cumhurbaşkanının tavrı değişti. Niye değişti? Çünkü Türkiye 1934 yılından bu yana Yurt dışında olan rezerv altınlarını 2015 yılından itibaren başlayarak yavaş 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 en son partisini 2018 yılının Ocak ayında tamamladı. Amerika bunun farkına Nisan ayında papaz için bize tavır koyarken Trump, Cumhurbaşkanı'nın çıkışı ve dünya beşten büyüktür yaklaşımı ile birlikte ne oluyoruz dediler. Bir baktılar ki Türkiye'nin dışarıdan tehdit edilecek bir tarafı kalmadı. Rezervleri Türkiye'de. Hani el koyarız endişesi vardı ve bu rezervler 1960 yıllarda yani İsmet Paşa başbakanken koalisyon döneminde geri getirilme talimatı verildi. Fakat getiremedik Kıbrıs olayları başladı. Hani bir başının eşinin çocuklarının öldürüldüğü tarih. Ardından 12 Mart, 12 Eylül yaşadık. Türkiye böyle giderken o sarrafın altınlarının taşınmasında uzman olan Halk Bankası yöneticileri Merkez Bankası'na transfer oldu. Ve 2015 yılından itibaren yavaş yavaş taşıdık. Bu özgürlüğümüz Amerika'yı çok kızdırdı. Şu anda Türkiye'nin özgür olmasının, kafa tutmasının nedeni yurt dışındaki rezerv altını varsa artık devletin değil, özel bankaların çeşitli şekillerde yedikleri rezervlerdir. Şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri anladı ki Türkiye'ye baskı yaparak yeni üst seri açamaz. Zaten Türkiye'deki milliyetçilik akımı hatta ilk önce sosyalist akım daha biraz evvel anlattığım hani Deniz Gezmişler döneminde üstlere hayır diye başlamıştır. Ve bu üstlere hayır değişi 1991 yılında çekiş güçten sonra çok hızlı bir şekilde yani çekiş güce izin vermekle Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'daki terörün hortlaması, teşvik edilmesi Türkiye'yi biraz daha iktidarlı olmaya itmiştir. Şimdi böyle olunca Yunanistan'da bunları yerleşerek biraz evvel Hasan hocamızın anlattığı Avrupa'da yer edilmek, Obutanımızın anlattığı Avrupa'da yer edilme ol olgusunu artık neyin üzerinde yapıyor? Yunanistan üzerinde yapıyor. Çıkarı nedir? Bir, bu bölgedeki üstlerle aslında kendi askerlerini, kendi ülkesi yerine buraya koyuyor, yerleştiriyor. Ve herhangi bir operasyonda derhal hazır güç olacak. Peki Girit Adası... Toparlarsanız kapatacağım. Tabii Girit Adası'nın önemi nedir? Kapatmam bir tarihinde Güney Kıbrıs'ta üst istedi vermedik. Gidip Malta'da üst kurdu. Şimdi burada Girit adasını uçak gemisi yoluyla kullanmaktadır. Yunanistan'ın kararı 2 aydır. 2 ay sonra erer. 2 ay sonra seçim olduktan sonra ister Mitoschak kazansın, ister yerine Çipras gelsin. Yunanistan'ın durumu Türkiye ile dost geçirmek noktasına girecektir. Ama bu sefer bizim seçimimiz var. Dolayısıyla bu gerginlik Haziran ayına kadar devam edecektir. Türkiye'nin de bu konuda bir gece ansızın lafının şifresi 1974 yılı Kıbrıs barış hareketinin son cümlenizi alayım sayın. Bu şifreyi gördükleri için o nedenle biz bunu söylediğimiz zaman hemen arazi durumuna geçtiler ve Türkiye'nin bu bir gece ansızın şarkısı bunu unutmayalım yalnız Cumhurbaşkanı söylediği şarkı olmamalı. Bu şarkı bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların söylemesi gereken şarkı olmalı. Peki çok teşekkür ediyorum ben tüm konuklarıma ve siz değerli izleyenlerimize bir CNN Türk Masası programının daha sonuna geldik. İyi akşamlar diliyorum.